Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, ikinci dal okuyacağız abi bugün. Daha önce yapılmamış bir ders, önce reklamımızı yapalım. Alemlerin teveccüh olsun. Anlaşılmamış, müşkil bir mesele. Ben şahsen anlayan birisine denk gelmedim. O yüzden anlaşılmasın. Yani halbuki kelimeler orada yazıyor, cümleler orada yazıyor. Anlaşılmamasının sebebi ne olur? Neden anlaşılmıyor falan diye düşündüm. Biz fıtraten bir şeyi dışarı itmeyi severiz. Yani bir konu oldu mu başkasını suçlamayı, ondan sonra bir meselede başkasını itham etmeyi, yani hali hazırdaki bir meseleyi ötelemeyi seviyoruz. O yüzden bu da ötelenen meselelerden birisi. Kendisi kendi iç alemimizde meselenin cevabını aramadığımız için, halbuki şeydir, her ne kadar bir örnek var, birazdan okuyacağız. İşte Zühre Katre Reşad altında. Örnek müşkil de olsa, hani Risale-i Nur ıstılahına alışan bir nur talebesi için zor bir mesele değil aslında. Ama anlaşılmıyor. Anlaşılmamasının nedeni dışarıda karşılık bulmaması. Yok, karşılığı yok. Nerede var? İnsanın mahiyetinde karşılığı var. İnsanın tekamül süreci, yani insanın olgunlaşma süreci, bunu konuşacağız bugün. Üstad ifade etmiş, anlamaya çalışacağız. Risale-i Nur ıstılahın dışına çıkmadan. Evet, şimdi bugün konuşacağımız mesele abi, baştan şöyle toparlarsa, bu malum, işte bu dersi dinleyen zaten Şecere-i Kat'a aşinadır. Orayı tek tek anlatmaya gerek yok. Bugün biz anlatacağımız süreç, arşla alem-i şehadet süreci arasındaki meseleyi konuşacağız. Yani bu süreçteki tekamül nasıl olur? Hangi konularda olur? Ve kaç çeşit olur? Yani çeşitleri, fıtratlardaki farklılık nasıl olur? Bunu konuşacağız. Bunu konuşmadan önce zaten üstad bir sual soracak. Yani aynı mesele o da soruluyor ve geçmişte de bu sual sorulmuş. Bu insanlardaki farklılık neden kaynaklanıyor? Yani bu süreç içerisinde, insan olgunlaşma süresindeki insanlar arasındaki farklılık nedendir? Hadi insanlar, tam genel insanlar neyse, ama peygamberlerde de bazı farklılıklar var. Yani bazı konuları mücmel bırakmış. Hülaseten anlatmış. Bazı konularda derinliğe girmiştir. Sualde de bunu soracak zaten. Hatta öyle olmuş ki ondan sonraki gelen ümmetler o konu hiç ehemmiyet almamış. Ehemmiyet vermemişler. Konu şey olmuş, safsata haline ya da böyle şehir efsanesi haline gelmiş. O yüzden soruyu okuyacağız. Soruda şu var, insanlardaki farklılık neden kaynaklanıyor? Yani bizim insanlardaki farklılık zaten arşa kadar olan kısımdır. Arşa kadar olan kısımda ki farklılıklar neden kaynaklanıyor? Yani bu farklılıklar, bundan sonra zaten inciza pahalı olacak. Şuradan sonrası Lef-i Mahfuz var, şu arş-ı azam arasındaki farklı bir meslek grubu. Burada zaten ihtilaf yok. Bütün ihtilaflar buraya kadar olan süreçte oluyor. Arşla alem-i şehadet arasındaki süreçte. Orada iki tane kürs var, onu düzeltmek lazım. Tamam, pardon abi. İlk önce arşın altına cennet, cehennem yaz. Çok, şuraya aldım ki bura kısmı abi. Önce ama bütün kürsün... galiba şey oldu. Daire-i ilim, daire-i hayat, kürsten... Ya aşağıda. Daire-i hayat almadım abi, detaylandırmadım. Tamam. O zaman kürsü aşağıya koy. Kürsü, pardon. Oraya cennet cennet koy istersen. Şu fazla olmuş abi. Yukarıdaki kürs fazla olmuş. Şuradan tekrar düzelteyim ben onu. Yanlış sildim. Daire-i ilim. Daire-i ilim. Altına kürs koy. İlim. Burası kürs. İki tane yazıldığı için ondan. Evet, arkadaşlar. Doğrudur. Sağ olasın abi. Ya kafam bunu nasıl anlatacağım düşündüm. Evet, evet. Şekle çok şey yapamadım. Belli zaten canım. Çünkü iki tane kürs olur mu? Hani kafa şey olur. Normal kafayla olmaz. Tabii canım. Alem-i şehadet çok güzel. Alem-i şehadet. Ha, şimdi tamam. Demek arşa kadar insanların farklılığı oluyor. Evet abi. Harika. Şimdi şey yapacağız, konuya yavaş yavaş girelim. Sen okurken de ben... Bir soru sorabilir miyim? Sor tabii. Yani buradaki bahsedilen konu meşrep farklılığından mı? Tabii meşrep, meslek, ne varsa bütün farklılıklar, zahirde görünen bütün farklılıkların kaynaklı şeyleri arşa kadar olan süreç. Arşa kadar olan süreçten sonraki zaten vücut mertebesi değişecek. Buraya kadar maddi hayatı Muhammediyedir. Ondan sonrası maddenevi hayatı Muhammediyedir. Şey, vücut mertebesi değişecek. Bu kısmı konuşmayacağız. Bugün anlatacağımız bütün mesele
daire ile ilim şey, alem-i şehadetle arş arasındaki süreç. Hatta şu olabilirdir bu kardeş. Şimdi insanlar arasındaki farklılığın hatta sen bile bir günde atmosferin değişiyor ikide bir. Farklılık arz ediyorsun. Bunun sebebini de sorulacak. Evet. Niye ben farklıyım ikide bir? Niye bazen psikolojim bozuk, bazen bulutların arkasındayım, bazen kuyu dibindeyim? İki, insanlar niçin farklı? Sığırlar eşit olduğu halde. Sabit değil. Yani. Ha, niçin sabit değil? Harika bir ders ama çok zor. Allah kardeşimizi muvaffak etsin de biz de istifade edelim. Evet. Şey yapalım, ikinci daldan başlayalım. Birinci dalda Üstad Hazretleri kendi ıstılahını oluştururken 24. şeyde sünnet içerisinde birinci dalda esmanın meratiplenmesi ve meratiplerin dünya kadarki görünüşlerinden bahsediyor. Yani bir denizin esma, hakim esmasından ya da bir kedinin mırmırlarından bahsediyor. Bu bir şeydir. Bir örnek üzerinden esmanın yani görünen bir şeyde zahirde hakikati göstermektir. İkinci dalda bunu insan üzerinde değerlendireceğiz. Birinci dalda ilk önce bir örnek verdi. Mesela hani matematikte nedir? A kare eksi B kare diye bir mantık vardır. Bilenler bilir. Bilmeyenler de benden işitsin. A eksi B çarpı A artı B'dir bunun açılımı. Hani bu bir örnektir. Bunun A'nın yani B'nin yerine ne koyacağını sen belirleyeceksin artık. İkinci dalda şey yapacağız. İnsanı koyacağız oraya abi. Belirsizliğin yerine X yerine artık insanı kullanacağız. İki tane sual gelsin. Kainatta esma mutlaktır. Birinci dalda o. Evet. İkinci dalda insan kendisi buna, kendisi şahit olması lazım aleminde. Yani benim alemime bu kainat taşınırsa ne olur? Evet. İkinci dal, çok esrarın ahtallarını tazammun eden iki sırrı beyan eder. Birinci sır, evliya niçin usulü imaniyede ittifak ettikleri halde meşhudatlarında, keşfiyatlarında çok tahalüf ediyorlar. Şuhud derecesinde olan keşifleri bazen hilaf-ı vaki ve muhalifi hak çıkıyor. Hem niçin ehli fikir ve nazar her biri kati bürhan ile hak telakki ettikleri efkarlarında birbirine mütenakız bir surette hakikati görüyorlar ve gösteriyorlar. Bir hakikat niçin çok renklere giriyor? Evet. Var mı sualda anlaşılmayan bir şey? Tabii bir önceki derste üzerinde durmuştuk. Biraz önce de zaten mealen söyledim. Yani ortada bir hakikat var. Farklı farklı şekilde yorumlanmasının nedenleri neler? Yani farklı şekil tarihlerin ve yolların. Bu hem tarikatları, cemaatleri de açıklıyor yani. Yani niye bu kadar çeşitlilik var? Bir olan Kur'an'da neden bu kadar çeşitlilik çıkıyor yani? Sualın biri bu. İkincisi? İkinci sır. Enbiya-i Salife niçin haşr-ı cismani gibi bir kısım erkan-ı imaniyeyi bir derece mücmel bırakmışlar? Kur'an gibi tafsilat vermemişler. Sonra ümmetlerinden bir kısmı ileride o mücmel olan erkanı inkara kadar gitmişler. Evet. Birisi de bu hani şeyler arasında, evliyullah zatlar arasında böyle bir şey varken tamam. Ama peygamberlerde de farklılık var yani. Hani peygamberler kutsi bir meslektir. Bu kutsi meslek içerisinde nasıl farklılık oldu? Yani bazısı mücmel bıraktı bazı hakikati, bazısı detaylandırdı. Kur'an-ı Kerim hepsini detaylandırdı. Evet. Hem niçin hakiki arif olan evliyanın bir kısmı yalnız tevhidde ileri gitmişler? Evet. Hatta derece-i hakkal yakine kadar gittikleri halde bir kısım erkan-ı imaniyeye onların meşreplerinde pek az ve mücmel bir surette görünüyor. Evet. Hatta onun içindir ki onlara tebaiyet edenler ileride o erkan-ı imaniyeye lazım olan ehemmiyeti vermemişler. Hayalat perdesine sarmışlar kainatı. Yani tevhid de çok o kadar ileri gitmişler ama diğer erkan-ı imaniye gibi melaike iman, kainatın çeşitliliği, Cenab-ı Hakk'ın Rezzak isminin bir tecellisi, Hay esmasının bir tecellisi, kainatta görülmesi, bunlar şey kalmış, mücmel kalmış. Yani tevhidde çok ileri gittikleri halde aslında da bu böyle bir hal olmuş. Evet. Hatta bazıları sapmışlar. Madem bütün erkan-ı imaniyenin inkişafıyla hakiki kemal bulunur,
Niçin ehli hakikat bazısında çok ileri ve bir kısmında çok geri kalmışlar? Bu meseleyi dışarıda ararsak, yani o şu onun özelliği, ya onun yolu yolda mı buydu, bunun yolu yardan buydu, bunun tarikatın esası buydu, bu cemaatin işte meşrebi, mesleği buydu falan gibi hariçte ararsak bu soru cevaplanmıyor. Çünkü bütün meslek ve meşreplere vakıf olamayız. Yani düşünsene bir tarafta yani İslam'ın mucizesi diye tabir edilen ya da şah gibi tabir edilen, gavs gibi ünvanlar olan, hatta bazısına ferdiyet verilmiş yani. Yani bu ünvanları alan zatlar arasında bile bir şey var, farklılık var. Bunları, bu ömrünü ömrünü harcayıp bu makama gelen bir adamın, bir şahsın mesleğini anlamak çok zor olur. Tek 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 onun gibi o süreci geçmen gerekiyor. Eğer karşıdaki kişiyi anlamaya çalışırsan. Ama bunu kendi batının da anlamaya çalışırsan iş çözülür ancak kısa sürede. Yani sen kendindeki farklılıkları fark edersen, kendini fark edersen, aynı zamanda diğerini de fark edersin. Ha, bende bu böyle, demek ki bunda da bu böyle gibi hakiki, yani zahirde hakiki bir yorum yaparsın. Şimdi bu sorunun cevabı da şu şekilde oldu. Bodrum programında bir abimiz ders okurken, Murat Dursun, şu soruyu sordum. Hani bu meseleyi anlatıyordu. İçimden daha önce de sormuştum bu soruyu. Hani kısa sürede, az bir zamanda, normal diğer ulemanın eğitim hayatına bakarak da az bir eğitim hayat olan bir üstadımız. Yani 5 senede, 10 senede veya 20 senede. Ömrü böyle eğitimlerle geçmiyor medreselerle. Ömrünün büyük bir çoğunluğu hapiste geçiyor. Dedim ki böyle bir zat diğer meslek ve meşreplere nasıl vakıf olabilir? Yani tek tek İmam Rabbani mesleğinde tek tek Şah-ı Nakşibendi'nin tesbihini çekerek olmasa gerek. Çünkü ömrü yetmez buna. Zahire göre muhalif yani. Ancak nasıl olur bu meslek? Üstad dedim bunu zahirde değil de hapiste kendi batınında bulup zahire uyarladıktan sonra kendi iç alemindeki hakikati görüp zahire uyarladıktan sonra dedim ki ha ondan sonra ancak bu şekil olabilir bu mesele. Önce hani kendi hakim esmasını anlayıp sonra kendi hakim esmasını delalet noktasını anladıktan sonra nübüvvet noktasında anlaması da gerekiyor ki diğer esmalar da aynı o şekilde. Dedim ya biraz önce bir formül var. Yani bir esma meratibi formülü var. Bunu birinci dalda anlatıyor işte. İkinci dalda o esma meratibini X desek mesela, X esması desek artık o X esmasını kaldırıyoruz. Yerine insan ismini koyduk artık oraya. Bu şekilde olabilir dedim. Ondan sonra biraz sonra göstereceğim şekli şey yaptım, yerleştirmeye başladım kafamda. Bu buraya, bu buraya, bu buraya, bu buraya dersin. Ondan sonra biiznillah çıktı yani bir mana ortaya. Doğru değildir, hakikat değildir ki daha iyisi çıkana kadar. Şimdilik en iyisi budur diyelim. Öyle miydi Mercedes'in reklamı? Biz yapana kadar en iyisi bu diye. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. En iyisi bu. Şimdilik en iyisi bu. Tahsihlere de açığız yani. Bu illaki hakikat değildir. İstifademizi paylaşıyoruz. Sualler bitti mi abi? Herhalde bitti. Yani. Devam et biraz daha. Ama o paragrafa kadar devam et. Alttaki paragraf var ya. Ha, şu başa kadar. Ha, şuraya kadar okuyacaksın. Evet'e kadar. Karşı dönde. Yani bu bir cümleyle ifade etmek istemem çok hoş olacak. Tabii. Mesela Muhyiddin Arabi, Fahrettin Razi, Abdülkadir Geylani, Bahattin Şah Nakşibend Hazretleri. Şimdi yollarını tanıman için o adamı tanıman lazım. Evet. Geylani veya Muhyiddin Arabi. Sonra öyle olman için o yolu tanıman lazım. Sonra kendini de tanımlayacaksın. Bu yol uzun. Uzun. Bu yolu seçmemiş Risale-i Nur. İnsan Muhyiddin Arabi'yi ve yolunu keşifle ömrünü geçirtirmiyor Risale-i Nur. Direkt seni sana tanıttırıyor. Evet. Kendinde keşif yaptırıyor. Sen de seyahat edeceksin. Sen ayrısın çünkü. Farklı bir esmaya mazhar olduğun için. Evet. Yani ömrünü Muhyiddin Arabi'nin mesleğini öğrenme ile geçirme. Ömrünü esasatları, kuralları, usulleri, kaideleri, edile-i şeriyeden al, kendine dön, kendini zahir ve batını keşifler yap, kendinde seyahat et, yolunu veriyor. Evet. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Evet. Mesela, şimdi şeyde de vefat ettiğin zaman senin önüne Rabbe dedikleri çıkacak değil mi? Şimdi
Burak gene döndüğü zaman gene kendin oluyorsun. Ama o yolda yani şey değil, yanlış değil de uzun yol. Çünkü adam diyor ki bir insan, ben kendimi tanıyacağım. Kendimi tanıyacağım. Sonra o yolda yürüyeceğim. Nasıl yapacağım bunu? O zaman şöyle yapacağım. Kendini tanıyanları bir tanıyayım. Nasıl tanımış? Muhittin Arabi kendisini nasıl tanımış? Geylani nasıl tanımış? Nakşibendi Hazretleri nasıl tanımış? Üçü farklı meslek ya. Sonra o yollarda nasıl yürümüş? Ondan sonra kendin o yollarda bir tanesini seçip terak edeceksin. Nasibin olacak. Bu uzun bir yol. Risale'nin öyle yapmıyor. Direkt seni sana bildiriyor. Senle başlıyor. A, Elif, B, T, S, senle başlıyor. Evet. O dediğim yere kadar oku. Sonra soru varsa bakarız, devam edeceğiz. Halbuki bütün esmanın mertebi azamlarının mazharı ve bütün enbiyanın serveri olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve bütün kutubu mukaddesenin reisi enveri olan Kur'an-ı Hakim bütün erkan-ı imaniyeyi vazih bir surette pek ciddi bir ifadede ve kasti bir tarzda tafsir etmişlerdir. Evet. Tamam. Bu da çok ilginç. Yani mesela hani bütün peygamberler arasında farklılık varken Kur'an-ı Kerim gelince mesele değişiyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diğer hani peygamberler insanların üstüne bir üst sınıf şey yaptık, saydık. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diğer peygamberlerin cemi yani. Bu nasıl olacak? O da bir insan yani, sonunda beşeriyeti var. Bunu nasıl yaptı yani? Bu için bir şey yok mu, bir mantığı yok mu? Madem bu şey bizim Efendimiz, rehberimiz, yol göstericimiz, bunda hepimiz hemfikiriz yani. Peki bunu nasıl yaptı, nasıl yol göstermişti? Yani sistemi neydi? Onu da konuşacağız. Evet diyelim abi. Evet, çünkü hakikatte hakiki bir kemali etem öyledir. Öyledir, bütün esmanın hakiki kemaletidir. Bir kemal var, bir de hakiki kemali etem var. Bu hakiki kemali etem ve hakiki etemi de risayet ve velayet mesleğinde anlatacağım. Evet abi. İşte. Estağfurullah. Velayet ve nübüvvet, risalet farklı. İşte şu esrarın hikmeti şudur ki. Evet. İnsan çendan bütün esmaya mazhar. Öyledir. Ve bütün kemalata mustahittir. Evet. Lakin iktidarı cüzi, ihtiyarı cüzi, istidadı muhtelif, arzuları mütefavit olduğu halde binler perdeler, berzahlar içinde hakikati taharri eder. İnsan mahiyet itibariyle böyle. Bütün esmaya şey var, mazhariyeti var. Ama iktidarı cüz'i, ihtiyarı cüz'i, bunlar kısıtlayan bir mekanizma daha var insanda. Farklılıklar ondan çıkıyor. O farklılıkları kaldırırsan kemalata ulaşırsın. Hakiki kemalata ulaşman da sendeki hakim esma ile birlikte diğer esmaların da sana katılmasıyla olacak. Onun sisteminde dediğim gibi velayet ve nübüvvet anlatacağım. Devam abi. Onun için hakikatin keşfinde ve hakkın şuhudunda berzahlar ortaya düşüyor. Hakikatin keşfinde ve hakkın şuhudunda berzahlar ortaya gidiyor. Çıkıyor. Yani bu perdeler kaldırırken, yani bu süreç kemalata yürürken araya berzahlar ve perdeler giriyor. Evet. Bazılar berzahtan geçemiyorlar. Geçemiyorlar. Kabiliyetler başka başka oluyor. Birinci makam kabiliyetler. Farklılıklardaki kabiliyetler. Burada önceden raiyet, saltanat vardı. Onu kaldırdım. Hariç olduğu için. Artık onları da dahil ettim. Yani batına dahil ettim. Onları kaldırdım. Kabiliyet, mazhariyet ve istidat diye üç ayrı üstad. Onları ekledim. Şimdi onlardan bahsedecek. Bu kabiliyetler geliştirilebiliyor musunuz? Evet abi, onları anlatacağız inşallah. Bazıların kabiliyeti bazı erkan-ı imaniyenin inkişafına menşe olamıyor. Evet. Hem esmanın cilvelerinin renkleri mazhara göre tenevvü ediyor. Mazhariyet konusu var. Birazdan tekrar alacak bunları. Paragrafın sonunda. Evet. Ayrı ayrı oluyor. Bazı mazhar olan zat bir ismin tam cilvesine medar olamıyor. Evet. Hem külliyet
ve cüziyet ve zilliyet ve asliyet itibariyle cilve-i esma başka başka suret alıyor. Bu süreç abi. Yani bu işte kabiliyet, mahsaret ve istidadın süreci. Zilliyet, asliyet, cüziyet ve külliyet. Evet, zilliyet, asliyet, itibariyle... Tersini saydım ben. Külliyet, cüziyet, zilliyet, asliyet. Evet. Bazı istidat cüziyetten geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor. Sonuncusu da istidat. Evet. Ve istidada göre bazen bir isim galip oluyor. Evet. Yalnız kendi hükmünü icra ediyor. O istidatta onun hükmü hükümran oluyor. İşte şu derin sırra ve şu geniş hikmete esrarlı, geniş ve hakikat ile bir derece karışık bir temsil ile bazı işaretler ederiz. İnsanda bu süreçte var. İnsanın kabiliyeti, istidatı ve mazhariyet süreci var. Bu süreçlerde ki farklılıklar ve perdelerden dolayı insan cüziyet, külliyet, asliyet ve zilliyet diye ayrılıyor. Yani bazısı zilde kalıyor, bazısı cüziyette kalıyor, bazısı küllüleşiyor. Bu şey süreci. Sonra bunu, yani bu meselenin en kaba hali şurası. Bunu konuşacağız insanda. Şimdi bunu biraz daha detaylandıracak. Yani daha bir batına dönüyoruz şimdi. Evet abi. Mesela. Şimdi nasıl anlamadınız nasıl bunu dedi üstad. Ben size bir anlatayım bunu. Anlat bakayım. Zehre namıyla Zühre. Nakışlı. Efendim? Zühre namıyla. Zühre namıyla. Zehre diye geçiyor bunu. Ha doğrudur. Zehre mi yazdı? Tamam. Zühre diyeyim ben ama. Ha Zühre de. Zühre namıyla nakışlı bir çiçek ve kamere aşık, hayatlı bir katre ve güneşe bakan safvetli bir reşhayı farz ediyoruz ki. Dur abi. Döndüm Mevlana gibi. Hadi bakalım. Şimdi insanın sürecini anlatacağız dedik ya. Burada mesela şeyler bahsettik. Arş, daire, ilim, kürs, kalp, akıl, nefis, ondan sonra zühre, katre, reşha gibi şeylerden bahsettik. Biraz sonra üstad başka tanımlamalarda da bulunacak. Hakim, feylesof gibi ifadeler kullanacak. Burada bunların hiçbirinde zat yok. Yani kişi yok. Bunların hepsi ünvan ve makamdır. Yani ne demektir? Bir kişi ben arşım demez. Ne der? Arşa yükselmek vardır. Çünkü arş insan değildir. Arş bir makamdır. Daire ilim de öyledir. Daire ilimden daire-i kudrete, daire-i kudretten daire-i ilime. Kürs, nefsin olduğu makamdır. Yani insanda kalp daha böyle insan üzerinden göstereceksek, ben kimse akıl ben demez. Aklım, kalbim, değil mi? Nefsim. Bunlar da şeydir, ünvandır. Yani bir kişi farklı ünvanlarda olabilir. Bunu da yine şeyde, diğer birinci dalda anlatıyor. İşte adliyede adil ünvanı, işte sultan ünvanı. Ya bir sultanın çeşitli ünvanlarından bahsediyor. Hani bir şey olması bir şey olmasına mani değil. Daha böyle mücessem bir örnek olacak olursa, mesela bir kişi iş yerindeki bir ünvanı vardır. İşte falan beydir. Ondan sonra ailesinde o kişi aile babasıdır. Arkadaşlarıyla şakalaşırken farklı bir insandır. Yani dostum, arkadaşım, kardeşim dediği insanlar vardır. Bir kişinin farklı makamlarda bulunması o kişinin zatını şey yapmaz, sınırlamaz yani. Bunların anlatacağımız şeylerin hepsi, şu an biz bir tarikattan, bir mezhepten, bir cemaatten bahsetmeyeceğiz. Şu an sadece bir şeyi anlatacağız. Sistemi anlatacağız. Bu sistemde de yerleştirmelerimizi yerine yapacağız. İnşallah güzel ders çıkacak. Evet. Bunların hepsi, biraz önceki saydığımız şeylerin hepsi, bunların hepsi, biraz sonra işte Zühre, Katre, Reşha dedi ya, bunlar Zühre, Katre, Reşha da şeydir, bir ünvandır, bir kişinin bulunduğu halettir. Yani bir makamda yorum yapıyorken Zühre makamında da olabilir bir kişi, insan olarak biz Zühre de olabiliriz, Katre de olabiliriz, Reşha da olabiliriz. Bunları o şekilde düşünürsek, hani kendi batınımızda, bizim kendi farklılıklarımız olarak düşünürsek mesele daha güzel anlaşılacak. Evet Ramazan. Ve o kemale bir iştiyakı bulunuyor. Şu üç şeyde çok hakikat... Şuur olması lazım orada, atladın sanki biraz.
Evet abi. Ha, biraz geriden alıyorum. Güneşe bakan sahvetli bir reşayı farz ediyoruz ki her birisinin bir şuuru, bir kemali var. Yani bunlar insandaki şuursal mertebedir. Yani diyelim ki biz Cenab-ı Hak bize bir musibet veriyor. Biz o musibeti Cenab-ı Hakk'ın verdiğini anlamayıp da musibeti ya bu nereden benim başıma geldi diye bir yola sülük etmişsek, örnek olarak veriyorum, zühredeyizdir. Zühresel bir şuurumuz var. Ama onun içindeki hakikati, Cenab-ı Hakk'ın kudret elini, Cenab-ı Hakk'ın bizi terbiye etmesini anlamışsak, katre mesabesindeki bir şuura sahibiz. Bu şekilde düşünelim. Şuursal bir mertebe. Evet, şuursal sıçrama yaşayacak bunlardan bunları atlayan kişi. Evet. Bir şey sorayım ben buraya. Sor. Bu zaman zaman değişebilir değil mi? Bu? Değişebilir, evet. Bunlar çeşitli çeşitli makamları. Bir kişi zühredeyken şunlara uymalı. Katredeyken bunlara uymalı, reşadayken de böyledir. Yani bir kişinin beşeriyeti, şeyi, vazifedarlığı Cenab-ı Hakk'ın yanında ve ubudiyeti. Şu üç şeyde çok hakikatlere işaret etmekle beraber nefis ve akıl ve kalbin sülüklerine işaret onlar da yerleştirdi karşısına. Ve üç tabaka ehli hakikate misaldir. Haşiye, her tabakada dahi üç taife var. Temsildeki üç misal, her tabakadaki o üç taifeye, belki dokuz taifeye bakar, yoksa üç tabakaya değil. Yani bu üç tabaka, dışarı vuruşlarına ve yaşantıdaki görünüşlerine göre, şu dokuz tabakaya ayrılacak bunlar. Bunu anlatacak birazdan. Bunlar yapan kim? Nefis, akıl ve kalp. Bunu şuursal olarak nasıl isimlendirdik biz? Zühre, katre ve reşa. Bütün bir sürece yaşayan kim? Ben. O burada yok şu an. O bunları yaşıyor. Seyredecek yani bu meseleleri. Anlayacak. Evet. Birincisi ehli fikir. Ehli fikir. Ehli velayet. Evet. Ehl-i nübüvvetin işaretidir. Birincisi bu. Dokuz süreçten üçünü tanımladık. Evet. İkincisi, cismani cihazat ile kemaline sahi edip hakikate gidenleri. Buraya tanımladık. Ve nefsin tezkiyesiyle ve aklın istimaliyle mücahede etmekle hakikate gidenleri. Onu da buraya tanımladık. Ve kalbin tasfiyesiyle ve iman ve teslimiyetle hakikate gidenlerin misalleridir. Evet. Onu da buraya tanımadık. Üçüncüsü, enaniyeti bırakmayan ve asara dalan ve yalnız istidatlılığıyla hakikate giden. İstidlali ile hakikate gidenler. İstidlali ile hakikate giden ve ilim ve hikmetle ve akıl ve marifetle hakikati aramaya giden. Evet. Ve iman ve Kur'an ile fakir ve ubudiyetle hakikate çabuk gidenleri. Ayrı ayrı istidatta bulunan üç tayfenin hikmeti ihtilaflarına işaret eden temsillerdir. Bunlar bu zamana kadar, yani Hazreti Adem'den bu zamana kadar ne kadar insan varsa gelmiş geçmiş mesleklerinde, meşreplerinde, fıtratlarında ne kadar şey yaşamış insanlar varsa çeşitli oranlarda bu meselelerin karışmasıyla, yani kabiliyetindeki farklılıklar, mazhariyetteki farklılıklar, istidattaki farklılıkların neticesinde bu kadar insanlar neredeyse sonsuz meratipte insan kişilikleri ve kimlikleri ortaya çıkıyor. Bütün meslek ve meşreplerin kişilik ve kimliklerin dışa vuruşudur zaten. Bütün ne kadar meslek ve meşrep gelmişse şu şeyin içerisinde. Peki bunların şeydeki insandaki batındaki şey karşılığı nedir? Nefis, akıl ve kalp. Peki bunları biz nasıl tanımlayacağız? Zühre, katre, reşa. Bunları niye söyledik? Çünkü birazdan üstad meselenin anlaşılması için zühre şudur, katre budur, reşa budur diye bize
anlamamız için, hakikati anlamamız için bir misalle bize rahatsız edecek meseleyi. Bize bir dürbün görevi görecek buradaki örnek. İşte şu üç tabakanın terakkiyatındaki sırrı ve geniş hikmeti. Zehre, katre, reşha ünvanları altında bir temsil ile bir derece göstereceğiz. Mesela güneşin kendi halıkının izniyle ve emriyle üç çeşit tecellisi ve inikası ifazası var. Evet. Birisi çiçeklere, birisi kamere ve seyyarelere, birisi şişe ve su gibi parlaklara verdiği ayrı ayrı inikaslarıdır. Burada örnek yapmaya çalıştım, anlaşılsın diye örneklendirmeye çalıştım. Evet, resmetmeye çalıştım. Çok resim kabiliyetimiz yok. İnşallah anlaşılır. Evet. Birincisi üç tarzdadır. Biri külli ve umumi bir tecelli ve inikasıdır ki bütün çiçeklere birden ifazasıdır. Evet. Biri de has bir tecellidir ki her bir neve göre bir hususi inikası vardır. Biri de cüzi bir tecellidir ki her bir çiçeğin şahsiyetine göre bir ifazasıdır. Bu ifaza ve inikasların hepsi kişinin kabiliyet, mazhariyet ve istidatını gösteriyor. Evet. Şu temsilimiz o kavle göredir ki çiçeklerin süslü renkleri güneşin ziyasındaki yedi rengin istihale-i'nin ikasiyesinden neşet ediyor. Güneş dediğimiz mesele aynı zamanda şeyin fotosentez hadisesidir. Ehiller bilirler. Yani renklilikler güneşin şeyinden kaynaklı. Güneşten aldığı fotonu istihale yani dönüştürerek renklendiriyor kendisini. Birisi bu. Hani kendisinde bir şey var. İstidat ve kabiliyet ve mazhariyetine göre onu dönüştürüyor. Bir hakikat geliyor ona. Güneşten gelen şua hakikat olarak kabul edersek güneş vardır. Güneşten bize şua gelir. O gelen şua hakikattır. O hakikati biz nefsimizde renklendirirsek renklenirse biz bir zühre oluruz. Mesela bir mana gelirse kalbimize bunlar hepsi zaten hakikate giden meslektir. Bu gelen manayı biz nefsimizde şekillendirmeye çalışırsak, manalandırmaya çalışırsak bu kişi buna biz kendi rengimizi vermiş oluruz. Kendi tecrübe ve bilgilerimizle bunu şey yaparsak. Yorumlarsak, evet. Nerede kalmış çıkardın? Ve bu kavle göre çiçekler dahi güneşin bir çeşit ayneleridir. Evet. İkincisi, güneşin kamere ve seyyarelere Fatır-ı Hakim'in izniyle verdiği nur ve feyizdir. Şu külli, kamerden de nur gelir. Devam et, evet. Şu külli ve geniş feyiz ve nurdan sonra kamer, bu ziyanın gölgesi hükmünde olan nuru güneşten külli bir surette istifade eder. Sonra hususi bir tarzda denizlere ve havaya ve parlak toprağa ve bir sureti cüziyede denizin kabarcıklarına ve toprakların şeffaflarına ve havanın zerrelerine ifade ve ifazasıdır. Üçüncüsü... Bu meselede işte yine insanın kendisi var, vücut var ortada. Hakiki manada tam olarak geleni şey yapmıyor, göstermiyor. Yine kendi rengiyle mesela güneşten kamere ziya gidiyor, kamerden nur çıkıyor. Ayette bu şekilde. Ve şemse ziyaya vel kamere nura. Devam abi. Üçüncüsü, güneşin emri ilahiyle cevvi havayı ve denizlerin yüzlerini birer ayna ederek safi ve külli ve gölgesiz bir inikası var. Yani bir cam daha bir şeyde bir güneşin yüzünde biz güneşi bizatihi görebiliriz yani. Herhangi bir dönüşüm yok yani. Neyse o. Evet. Sonra o güneş denizin kabarcıklarına ve suyun katrelerine ve havanın reşhalarına ve karın şişeceklerine her birine birer cüzi aksi, birer küçük timsalini veriyor. İşte
Güneşin her bir çiçeğe ve kamere mukabil her bir katreye, her bir reşhaya mezkur üç cihette ikişer tarık ile teveccüh ve ifazası var. Evet. Birinci tarık, bil asale, doğrudan doğruya berzaksız, hicapsızdır. Şu yol nübüvvetin tarikini temsil eder. Bunun nübüvveti bu şekilde yazdım. Diğeri? İkinci yol, berzaklar tavassut eder. Ayine ve mazharların kabiliyetleri şemsin cilvelerine birer renk takıyor. Şu yol ise velayet mesleğini temsil eder. Velayet ve nübüvvet mesleğini de konuşacağız burada. Yani bu ikiden farklı bir olay var. Yani bu sorunun temelinde şu var. Yani sahabe, Abdülkadir Geylani gibi zatlar, değil mi? Belli esmalarda azamiyet, külliyet kesbetmiş, hatta ferdiyet kazanmış kişiler. Yani tasarruf hakkıdır bu. Bunu kazanmış kişiler neden sahabenin, Hazreti Vahşi'nin atının burnuna giden toz olamıyor? O konuşacağız, onu konuşacağız. Evet abi, iki meslek arasında böyle bir fark var. İşte zehre, katre, reşha, her birisi evvelki yolda diyebilirler ki ben umum alem güneşinin bir aynasıyım. Nübüvvet yolundan bahsediyor. Fakat ikinci yolda öyle diyemez. Belki ben kendi güneşimin aynasıyım veyahut nevime tecelli eden güneşin aynasıyım der. Çünkü güneşi öyle tanıyor. Bütün aleme bakar bir güneşi göremiyor. Halbuki o şahsın veyahut nevinin veya cinsinin güneşi dar berzak içinde mahdut bir kayıt altında ona görünüyor. Evet. Halbuki kayıtsız, berzaksız, mutlak güneşin asarını o mukayyet güneşe veremiyor. Çünkü bütün yeryüzünü ısıtmak, temvir etmek, umum nebatat, hayvanatın hayatlarını tahrik etmek ve seyyaratını etrafında döndürmek gibi haşmet-i nüma eserleri o dar kayıt ve mahdut berzak içinde gördüğü güneşe şuhud-u kalbi ile veremiyor. Belki o asar-ı acibeyi eğer o şuurlu farz ettiğimiz üç şey o kayıt altında gördüğü güneşe verse de sırf akli ve imani bir tarzda ve o mukayyet aynı mutlak olduğunu bir teslimiyet ile verebilir. Fakat o insan gibi akıllı farz ettiğimiz zehre, katre, reşha şu hükümleri yani pek büyük asarı güneşlerine isnat etmeleri aklidir, şuhudi değil. Belki bazen hükmü imanileri şuhud-u kevniyelerine müsaade eder. Pek güçlükle inanabilirler. Evet. İşte hakikate dar gelen ve bazı köşelerinde hakikatin azaları görünen ve hakikatle karışık şu temsil içine üçümüz de girmeliyiz. Şimdi şey yapacak, bir temsil anlattı. Yani zühre, katere, şah üzerinden, güneşin çeşitli tecellilerin inikas ve ifazası üzerinden bize bir temsil anlattı. Bu temsil hakikatle karışık. Peki şu an bu hakikatle karışık olan kısmın temsil kısmını geçip, yani temsil hakikatle karışık. Orada vartaları da anlattı. Bu mesleklerde gidenlere vartaları da anlattı. Bu hakikatle karışık olan mesleğin şey kısmını, temsil kısmını bırakıp hakikat kısmıyla değerlendirmeye başlayacak artık. Üçümüz görecek derken evet. Kimi diyor? Üçü. Akıl, kalp ve nefis. Üçümüz de kendimizi zehre, katre, reşha farz edeceğiz. Evet. Zira onlarda farz ettiğimiz şuur kafi gelmiyor. Biz aklımızı dahi onlara katmalıyız. Şimdi bunları tanımlayabilecek bir şey lazım. Sistem daha lazım. Onunla birlikte devam edeceğiz. Yani onlar maddi güneşlerinden nasıl feyiz alıyorlar, biz de manevi güneşimizden öyle alıyoruz. Anlamalıyız. Onlar nasıl bu yani zühre, katre, reşa şeyinde temsilinde reşanın
şeye yansıması, denize yansımasında bir örnek verildi. Bir feyiz var. Katrenin deniz şey yapması, kendine gelen mana ifazasını, ondan sonra inikasını anlattı. Şimdi bu temsil üzerinden şey yapacak. Meseleyi daha açık ve ayan beyan yapacak. Evet. İşte sen ey dünyayı unutmayan evet. ve maddiyata tevakkul eden ve nefsi kesafet peyda eden arkadaş. Evet. Sen zehre ol. Nasıl ki o zehre çiçeği ziyayı şemsten inhilal etmiş bir renk alıyor. Burası hakim filozof. Yani bu nefis, akıl ve kalp için başka tanımlamalar yapacak. Nefis, akıl ve kalp üç kişi girecek dedim ya. Şimdi onlar bunlar oldu o isimler. Makamlar değişti. Biraz daha görünür hale geldi. Yani cümleyi tekrar oku. Ve o bir renk içinde şemsin timsalini karıştırıp kendine zinetli bir suret giydiriyor. Şey başta hakim filozof kısmını öncesinden biraz daha. Biraz önce. Bir cümle öncesinden okuyacaksın. Şuradan oku, işte de oku. İşte sen ey dünyayı unutmayan. Dünyayı unutmayan. Ve maddiyata tevakkul eden ve nefsi kesafet peyda eden arkadaş. Sen zehre ol. Bu birincisi. Yani nefsi dünyayı unutmayan, dünyaya dalan ve onun hükümleri de hareket eden ama hakikate de gitmek isteyen arkadaş var ya. Sen şeysin, zühresin, nefissin yani. Nefsinle hareket ediyorsun sürekli. Ehli fikir olan. Ehli fikir evet. Nasıl ki o zehre çiçeği ziyayı şemsten inhilal etmiş bir renk alıyor ve o bir renk içinde şemsin timsalini karıştırıp kendine zinetli bir suret giydiriyor. Zira senin istidadının dahi ona benzer. Hem şu esbaba dalmış eski sahip gibi mektepli filozof ise kamera aşık olan katre olsun ki kamer güneşten aldığı ziya zillini ona verir. Ve onun göz bebeğine bir nur verir. Bu da mektepli arkadaş katre, evet. O da o nur ile parlar. Fakat o katre o nur ile yalnız kameri görür. Güneşi göremez. Evet. Belki imanı ile görebilir. Hem şu her şeyi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilir. Esbabı bir perde telakki eder. Fakir adam o da reşha olsun. Evet. Öyle bir reşha ki kendi zatında fakirdir. Hiçbir şeyi yok ki ona dayanıp zehre gibi kendine güvensin. Hiçbir rengi yok ki onunla görünsün. Başka şeyleri de tanımıyor ki ona teveccüh etsin. Halis bir sahveti var ki doğrudan doğruya güneşin timsalini göz bebeğinde saklıyor. Şimdi madem biz bu üç şeye yerine geçtik, kendimize bakmalıyız. Bizde ne var? Ne biraz yapacağız? Kendimize bakmalıyız diyor. Evet abi. Biraz daha şey yapacak, içselleştirecek abi meseleyi. Biraz da bu şeydi, makamdı bunlar. Yani bir şeyde süreç içerisinde neydi? Bir şey vardı. Filozof vardı. Ondan sonra mektepli vardı. Bir de hiçbir şeyden kendisini hiçbir vücut rengi vermeyen reşa mesleğimiz var. Şimdi bunu ne dedi abi cümle en son cümle? Kendi, şimdi madem biz bu üç şey yerine geçtik kendimize bakmalıyız. Kendimize bakmalıyız artık. Şimdi bu iç alemimizde tanımlayacağız bunu. Yani şu meslekleri anlatacağız. Neyiz? Biz mesela kabiliyet noktasında ehli fikiriz. Ondan sonra ilerliyoruz. Mazhariyet noktasında ama cismani cihazatla gidiyoruz mazhariyetimiz. İstidatlarımız enaniyeti bırakmayarak ileri açmaya çalışıyoruz. Biz bu şekildeyiz. Bu şekilde zühreyiz. Kendi içimizde şey yapacağız. Biz eğer bunlardan birisiysek yani nefsimizi tezkiye etmeyip aklı istimal etmiyorsak mesele içerisinde biz katre mesleğine katresel olarak şuura girememişiz demektir. Bu ne demek? Eğer bir mesele olduğu zaman yani yaşantımız içerisinde bir mesele olduğu zaman nefsin tezkiyesi olmadığı için biz şeylere olan hadiselere nefsimizde renklendirerekten cismani cihazatımız hala elimizde bulunduğu için
anlayamadığınız için meseleyi, yani zühre mesabesinde bir şuurumuz olduğu için meseleler yanlış yorumlanıyor. Burada bunların hepsi şeydir ama hakikate gitmek isteyen insanların meslekleridir. Şurası nedir biliyor musun? Nefsin tezkiyesi olması gereken yer. Nefsin tezkiyesi olduktan sonra nefsin, ondan sonra ahir mertebesinde nefsin tezkiye etmiş bir zat olarak tanımlanıyorsun burada. Ondan sonra fikir noktasında kemalata erdiğin zaman, fikri nasıl kullandın, fikri bir yol olarak kullanıp gerekli yolu aldığından sonra velayet mesleğini olarak tanımlıyorsun ama bu velayet mesleğinin içerisinde hala ehli fikirsin, bu bitmedi. Hala yol üzerindesin ama velayet mesleğinde bulunduğun için, yani şahsi bir kemalatın olduğu için bizde de böyledir. Yani mesleğimiz içerisinde bizde hem bir kişinin şahsının kemalatı vardır değil mi? Senin namazınla benim namazım bir mi? Değil. Bizim bir şahsımıza ait bir kemalat olmakla birlikte bir de şahsı manevi vardır mesleğimiz içerisinde. Sonra ilim ve hikmet, akıl ve marifet meselesini anlayamadıktan sonra, yani gelen bilgiyi ilme dönüştüremedikten sonra, bunu hikmet olarak hayatımızda dönüştüremedikten sonra neymişizdir biz? Yol olarak hala zühre mesabesindeyizdir ve enaniyeti bırakmayıp asara dalmışızdır. Buna göre biz, hani bu örnek üzerinde ki şeyleri, meseleleri anlarsak zaten şu mesela nübüvvetin içerisinde ehli velayet ve ehli fikir vardır. Ama olması gerektiği gibi, olması gerektiği kadar sırat-ı müstakim üzeri vardır. İfrak ve tefrikte mağdadır yani. Bunları bu şekilde kendi içeremizde ya da bu tablo üzerinde anladıktan sonra kendimize tatbik edeceğiz. Önce ne oldu? Önce hariçten meseleyi anlamaya çalıştık. Şu şudur, şu budur, tamam. Burayı herkes anlıyordu zaten. Zühre, katre, tamam. Abi, çiçektir zühre. Katre de kamerdir. Reşa da şeydir. Su ve cam gibi şeyler üzerinde. Şeffaf şeydir. Bundan sonraki, şu kısımdan sonraki kısım anlaşılmadığı için, yani bu hakikatte tanımladığımız meslek ve meşrepleri iç alemimize döndüremediğimiz için şey oluyor. Mesele anlaşılmıyordu, oturmuyordu. Ben bunu ne zaman bir tablo yapayım desem bir taraf açıkta kalıyordu abi. Ya bu muydu? Ama onun içinde bu da var diyorsun. Ya şuydu, bu buydu, bu buydu. Olmuyor. Bir taraf sürekli açıkta kalıyor. Kendini bir yere koyamıyorsun. Yok diyorsun şu tasavvuftur, bu tarikattır, şu ötedirlerdir. Olmuyor. Ne zaman ki dışarıda tanımlamaya çalıştın mesele olmuyor. Meselenin çözümlenebilmesinin an şartı, tek şartı bu meseleyi kendi nefsimizde tanımlamamız. Evet. Evet. Sanki şey gibi geldi abi ya. Üstad sanki burada sistemi anlattı. Şimdi sistemi yükleyecekmiş gibi. Evet. Bunu nasıl kullanacağını anlatacak. Hayır yani. Bizde ne var? Ne yapacağız? Evet. Diye soruyor. İşte bakıyoruz ki bir zat-ı kerim ihsanı ile bizi gayet derece tezyin ve tenvir ve terbiye ediyor. İnsan ise ihsan edene perestiş eder. Evet. Perestiye layık olana kurbiyet ister ve görmek talep eder. Öyleyse her birimiz istidadımıza göre o muhabbet cazibesiyle sülük edeceğiz. Evet. Ey zehre misal, sen gidiyorsun fakat çiçek olarak git. İşte gittin. Terakki ede ede ta bir mertebe-i külliyeye geldi. Evet. Hepsinin bir cüziyeti, külliyeti ve şey var, asliyeti var. Evet. Güya bütün çiçeklerin hükmüne geçtin. Evet. Halbuki zehre kesif bir aynedir. Onda ziyadaki yedi renk inhilal ve inkisar eder. Şemsin aksini gizler. Evet. Sen sevdiğin güneşin yüzünü görmekte muvaffak olamazsın. Evet. Çünkü kayıtlı olan renkler, hususiyetler dağıtıyor, perde çekiyor, gösteremiyor. Sen şu halde suretlerin, berzakların ortaya girmesiyle neş'et eden firaktan kurtulamazsın. Evet. Lakin bir şart ile kurtulabilirsin ki, sen kendi nefsinin muhabbetine dalmış olan başını kaldırasın ve nefsin mehasını ile telezzüz ve iftihar eden nazarını çekesin.
gökyüzündeki güneşin yüzüne atasın. Bitti mi şey? Nefis. Güfer. Yarısı. Tamam, şey yapalım, biraz konuşalım o zaman. Şey olmadan, alemler dağılmadan. Şimdi, birinci mertebede nefisten bahsediyor. Yani şu şekilde, bu hepimizin için böyledir. Yani nefis yüklendikten sonra bize, teklif sırrı başladıktan sonra, ergenlik dönemimizi geçtikten sonra, bu süreç herkeste başlar. Nefis süreci. Biz etrafımızdaki her şeyi nefsimizle tanımlarız. Bir şey olduğu zaman nefsimize göre hareket ederiz değil mi? Hormonların horon teptiği zamanlar. Bu şeyde zühre şeyinde, nefis şeyinde sonra bu şeyler içindeki bu duygu, hislerin tekamülü olur. Bunu nelerle yaşarsın? Firaklarla yaşarsın. Hiçbir şey tutamazsın ki. Gidiyor elinden. Hiçbir şey tanımlayamazsın. Ya şu benim dersin, o gidiyor elinden. Ya bu benim, o da yok. Ya bu da hiçbir şey kalmıyor elinde. Yani sonra bizzat çıkar gelir abi karşına. Der ki bu tren misalini hatırlıyorsunuzdur. Üstad güller uzanmaya çalışıyordum diyor. Koparmaya çalışıyordum, elimi kanatıyordu diyor. Diyor ki ben diyor sana onlardan vereceğim diyor. Sen şey yapma, tutmaya çalışma, sahiplenme. Ne kadar tutsan tutamıyor ki, dikenli. Canını yakıyor, acıtıyor. Ondan sonra bu tamamen zühre mesleğinde ve zührenin şuurunda olan kişi için. Bu ne yapacak? Kafasını kaldırdığı zaman bakacak ki ha mesele böyle değilmiş. Şuursal bir sıçrama olacak bu kişide. Sonra katren mesleğine geçmiş olacak ve kişide velilik başlayacak. Dost olma Cenab-ı Hakk'a. Yani bu dışarıda sahip olmaya çalıştığı şeyler var ya. Yani bu fikriyle, fikri bir yoldur halbuki. Esas değildir. Cismaniyetiyle kemale gitmeye çalışıyor, enaniyetini bırakmamış, asar adammış. Ama bütün bu şeyler içerisinde hakikate gitmeye de zorluyoruz kendimizi. Biziz, dışarı hariçte kimse yok. Bu şekildeyken etrafta gördüğümüz gülleri tutup koparmaya çalışıyoruz ama dikenli. Kesiyor elimizi, canın yanıyor ama hala tutmaya çalışıyorsun. O oradan ayılıp da, aklın başına gelip de ayıldıktan sonra katre mesabesinde bir bakış açın ve şuurun olacak. Bu velayet hani sürekli bunu dışarı atıyoruz. Aslında nur talebelerin de velayeti vardır. Diğer cemaatlerin de velayeti vardır. Tarikatın da yani diğer peygamberler için de böyledir bu. Bir kemale süreci, bir velayet süreci vardır yani. Kim gelmişse Adem Aleyhisselam'dan sonra insan ismine layık kim varsa bu katre mesabesinde bilmek ve yaşamak zorunda. Ehli velayet, nefsin tezkiyesi, aklın istimali, ilim ve hikmet. Evet. Hem baş aşağı celbi rızık için toprağa bakan yüzünü yukarıdaki şemse çeviresin. Çünkü sen onun aynasısın. Vazifen aynadarlıktır. Bilsen bilmesen hazine-i rahmet kapısı olan toprak tarafından senin rızkın gelecektir. Evet, nasıl bir çiçek güneşin küçücük bir aynasıdır. Şu koca güneş dahi gök denizinde Şems-i Ezeli'nin nur isminde tecelli eden bir lemanın katre misal bir aynasıdır. Evet. Katre devam. Ey kalbi insani, sen nasıl bir güneşin aynası olduğunu bundan bil. Bu şartı yaptıktan sonra kemalini bulursun. Fakat güneşi nefsül emirde nasıl ise öyle göremezsin. O hakikati çıplak anlamazsın. Belki senin sıfatlarının renkleri ona bir renk verir ve kesafetli dürbünün bir suret takar ve kayıtlı kabiliyetin bir kayıt altına alır. Devam. Sen dahi ey katre içine giren hakim, evet, feylesol, senin katre-i fikrin dürbünüyle felsefenin merdiveniyle ta kamera kadar terakki ettin. Evet. Kamera girdin. Evet. Bak. Şuursal sıçrama yaşadı. Artık kamera geldi. Evet. Bak. Kamer kendi zatında kesafetli, zulümatlıdır. Evet. Ne ziyası var, ne hayatı. Hala vücut var ortada. Kesif. Evet. Senin sayin beyhude, ilmin faydasız gitti. Sen yesin zulümatından ve kimsesizliğinin vahşetinden ve ervah-ı habisenin iz acatından
ve o vahşetin dehşetinden şu şartlar ile kurtulabilirsin ki tabiat gecesini terk edip hakikat güneşine teveccüh etsen ve yakinen inansan ki şu gece nurları gündüz güneşinin ışıklarının gölgeleridir. Bu şeydir, katre mesabesindeki kişi ehli velayet olup Cenab-ı Hakk'ın dostluğunu istemekle birlikte hattan bir şey hali olur. Yani göz görünüşte bir uzaklaşma hali olur. Bunun mesela mücessem örneği Kürdiyat'ta şeydir, dördüncü mektuptur. İnsan vuhuş, vuhuşa ünsiyet ettiğim sıralar diyor. Üstadın haleti o şekilde. Halktan uzaklaşma. Yani o şekilde bir tesir oluyor. Herkes için aynı olur mu bilmem ama gelirsem anlatırım sana. Gelirsem anlatırım. Evet. Görüşemeyiz ya. Uzaklaşırız. O da var evet. Bu şartı yaptıktan sonra sen kemalini bulursun. Evet. Fakir ve karanlıklı kamer yerine haşmetli güneşi bulursun. Evet. Burada tekrar üçüncü bir şuursal sıçramadan bahsediyor. Evet. Fakat sen dahi öteki arkadaşın gibi güneşi safi göremezsin. Belki senin aklın ve felsefen ünsiyet ve ülfet ettikleri perdeler arkasında ve ilim ve hikmetin nescettiği hicapların halfinde ve kabiliyetin verdiği bir renk içinde görebilirsin. Evet. İşte reşha misal. Yine bunun bir benzerini şeyde görüyoruz. Dördüncü şu anın başında. Muhabbeti vücut, iştiyaka hayat. Bir tane daha var burada. O süreç. Yani o süreci anlattıktan sonra firaktan bahsediyor. Fıtratımdaki bunlar Risale-i Nur'un teselli verici enbarına bakmayarak yolunu şaşırdıktan sonra diyor abi. Şey yapıyor üstad, firaklardan dolayı muhabbet ettiği ne varsa sebebi vücudum ve sebebi hayatım diye üstad külliyatta şeye bahsediyor. Risale-i Nur için bahsediyor bunu şu anda. Onun gitmesi, firakları yaşıyor bu seviyede. Bu seviyedeki bir şuur o şekilde tanımlıyor yani. Sonra dördün şu anın tamamlanmasıyla abi reşa mesleğinde. Reşa şeyine giriyor. Evet. İşte reşha misal üçüncü arkadaşınız ki hem fakirdir, evet, hem renksizdir. Bu mesleği koyabilmesi için yani nur talebeliği gibi bir mesleğin ortaya çıkabilmesi için ve bu mesleğin meslek çıkartmak kolay. Ben de irfancıları çıkartırım yani. Değil mi abi? Biraz da böyle şey yapıyorsan, bu işlerden anlıyorsan takipçin de olur. Ama mesleğinin esasında aciz, fak, noksan, kusur gibi bir şeyi kavramı getirmek için şu mesabede bir şeyin olması gerekiyor. Kemalatın ve şuurun olması gerekiyor ki ancak kişilere diyebilirsiniz ki bak şeyin sonu odur zaten, fakir mesleği. Yani bu seviyeye gelirseniz noktayı kemal budur. Bunu isteyin, bunu anlamaya çalışın. Hatta kendisi de ben acizliğimi, içliğimi anlamaya çalışıyorum diyor değil mi? İçliğimi anlamaya çalışıyorum. Evet. Güneşin hararetiyle çabuk tabahhur eder. Enaniyetini bırakır, buhara biner, havaya çıkar. Evet. İçindeki maddeyi kesife, narı aşk ile ateş alır. Ziya ile nura döner. O ziyanın cilvelerinden gelen bir şua yapışır, yanaşır. Ey reşha misal, madem doğrudan doğruya güneşe aynadallık ediyorsun, sen hangi mertebede bulunsan bulun. Aynı şemse karşı aynel yakin bir tarzda, evet, safi bakılacak bir delik, bir pencere bulursun. Hem o şemsin asar-ı acibesini ona vermekte müşkilat çekmeyeceksin. Ona layık haşmetli evsafını tereddütsüz verebilirsin. Saltanat-ı zatiyesinin dehşetli asarını ona vermekte hiçbir şey senin elinden tutup ondan vazgeçiremez. Senin ne berzahların darlığı, ne kabiliyetlerin kaydı, ne aynelerin küçüklüğü seni şaşırtmaz. Evet. Hilaf-ı hakikate sevk etmez. Çünkü sen safi, halis
doğrudan doğruya ona baktığın için anlamışsın ki mazharlarda görünen ve aynelerde müşahede olunan güneş değil, belki bir nevi cilveleridir. Bir çeşit renkli akisleridir. Çendan o akisler onun ünvanlarıdır. Fakat bütün asar-ı haşmetini gösteremiyorlar. Şöyledir, yani şimdi bu mesleğin buraya kadar gelmesi bu mertebelerin bittiği anlamında değil. Bu şeyi ve ünvanları da içinde bulunduruyor. Yani bir fakir mesleğindeki bir insan tamamen ortadan kaybolmuş meselesi değil. Bu meselenin anlaşılması ve insanın mahiyetinin inkişafı neticesindeki yani külli şuurdan, reşah mesleğinden kaynaklıdır. Yoksa mahiyetteki bir kişi, mahiyetindeki inkişafı olan bir kişi aynı zamanda ehli fikir içinde de inkişafı vardır yani. Bu şekilde bir şuursal sıçraması vardır. Evet. Reşah'a gelince herhalde halka gelin deniyor. Sonra... Reşah'a geldikten sonra diğer meslekleri de görebiliyorsun. Tanımlayabiliyorsun. Reşah'ın fakir mesleğine gelen bir kişi şunu diyebilir. Yani şu meslekte şu hata vardır. Şu meslekte şu esma hatalıdır. Niye? Bu süreci bitirmiş. Artık daha bir küllü bir şuuru var. Yani hangisini diyelim ki bir kişi diyelim ki benim bir mesleğim var. İrfancılar. İrfancıları kurdum ben. İrfancılarla birlikte bir usul esas geliştirdim. O usul esasa bakıyor diyor ki hani bunda reşah hali yaşamamış bu kişi. Nereden biliyor? Usul ve esaslarından anlıyor. Gelen hakikati biliyorsun ya. Diyelim ki bir hakikat geldi kalbimize. Hepimize bir hakikat geliyor. Sen bu hakikati farklı, sen farklı yorumluyorsun ya. Ben hakikati bizatihi kendisini ortaya çıkarıyorsam, sen diyorum, sana diyorum ki bu kişi katre mesleğindedir. Hakikati bulandırmıştır. Yani şu eksiktir. Yanlış değildir. Mesleğinde şu eksiktir. Ondan sonra bu kişi reşat zührede kalmıştır. Mesleğinde bu eksikti. Bunlar eksik olduğu için bunlar. Ondan sonra ne yaparsın? Sen eğer fakir mesleğindeysen diğer ulemayı şeye gidersin. Tahsihe gidersin. Yani ey üstadım böyle dedin ama hakikati bu olmak gerektir diye ifadeler kullanmaya başlarsın artık. Muhalif. He? Muhalif. Muhalif değil. Tahsih. Mesela bir mana gel, bir şey, bir hakikat gelmiş insanın kalbine. Diyelim ki Yusuf Aleyhisselam'la Yakup Aleyhisselam arasındaki münasebet hususi bir, yani normal insanların yaşadığı bir aşk cinsinden değildir, sevgi cinsinden değildir. Farklı bir sevgidir. Peygamberliğin kutsiyetine yakışan bir sevgidir dersin. Ama sonra birisi gelir, fakir mesleğindeki bir insan der ki sana, fakir mesleğindeki, der ki o sevgi, kutsi bir sevgi diyor demeye ayırmaya çalışmışsın ama onun hakikati şeydir, şefkattir. Diye tahsih eder. Mesele bu şekilde. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi dikkatimi çekti. Reşha meselinde mazhariyet iman. O zamana kadar iman yok mu? Yoksa ya da o imanı şuuru ya da imanın nuru mu? Tekamül. Yani etemmik kemal. Evet. Ne demişti o? Kemal etem. Şurada söylüyor. En başta. En başta. Bir daha. Hakikatten. Hakiki kemal etem. Manasındaki bir iman. Yani yoksa bu süreç zaten şeyde yok. Yani imansızlarda yok. Bu zaten imanın bir süreci. Son mertebesi de şu. İman ve Kur'an. Yani hakiki etem mi kemal? Kemal etem mi oluyor? Kemal maddi. Mazhariyete orada, imana o aşamada mazhariyete. Mazhariyette kalbin tasfiyesi ve iman noktasında bir şey var. Diğerinde fakir noktasında bir iman var. Yani şu imanın da tabii şeyi var, meratibi var. Yani bir üst mertebeyi çıkanlar bir alt mertebeyi kritik yapabiliyor. Hani yapabilir, evet. Yani o şurada şu yanlıştı, burada bu doğruymuş. Evet, evet. Ondan sonra şurada çünkü sen de aynı süreci geçmişsin yani, abi. Şurada şöyle olması gerekiyordu, evet. Doğru olmuş. Mesela Kur'an-ı Kerim bütün mertebeleri, bütün esmaları hakiki manada her ismin mertebe-i azamını gösterdiği için diğer şeyler de içinde cem ediyor Kur'an-ı Kerim'leri. Yani diğer kitapları da içinde cem ediyor. Bu aynı şekil bütün meslekleri de burada bu tek bir esmada olduğu gibi külli esmada da olabilir bu. Aynı süreç beş esmada da yaşayabilirsin, on esmada da yaşayabilirsin. Efendimiz gibi esmaların ceminde de yaşayabilirsin. Efendimiz gibi esmaların ceminde bu haleti yaşayabilirsen bütün meslek ve meşrepler içinden çıkarabilirsin.
senin bir tezahürün olur yani. Evet. Bir şey soracağım. Şimdi burada kabiliyetler hepsi aynı potansiyelden midir yani? Yok, her insanın kabiliyeti farklı. Hakim Esman nispetinde İkramdır yani, değil mi? Sen yaratılış şeyin, yani senin imtihan sürecin başlıyor. Ama herkes de kabiliyetini sınırsızlaştırma şeyi var. Sabit mi? Yani mesela sabit değil. Sabit değil de nasıl diyeyim ya? Kabiliyetlerin inkişafı var ama şöyle, mesela diyelim ki sende bir hakim esma var, atıyorum hay esması, ama sen çalışıp farklı esmalar da bünyende çıkartabilirsin. Ama senin ilk çıkışın bu şekildeydi. Mesela iki tane çocuk var, bir tanesine bakıyorsun daha hikmetli, bir tanesine bakıyorsun daha şefkatli. Bir doğuştan gelen bir istidatsal bir şey var. Evet, ama süreç içerisinde... Biri birine... Eksik mi kalmış mesela? Eksik kalmamış. Eksik değildir ki Allah sürüm etmez. Evet. Yok yok, eksiklikten yani. Değil. Sen hakim esması ön plana çıkan çocuğa niye bunun da şefkati yok dersen her insana mükemmellik getirmen lazım o zaman. Kabiliyetlerin farklılığı insanların farklılığını ortaya getiriyor. Bu şeyin cem olma hadisesi ileride olacak. Yani sen hususi esmanda ilerleyip o senin imtihan sürecin olacak. İsm-i azamın. İsm-i azamın olacak o senin. Kafana takılan şey, neden bende şefkat yok mu demek istiyorsun? Ya da neden bende şey... Yok, şimdi arasındaki... nasıl anlatayım ya? Oku. Devam et. İşte şu hakikatle karışık temsilde böyle başka başka üç tarif ile kemale gidilir. Ve o kemalatın mezayasında ve mertebe-i şuhudun tafsilatında başka başkadırlar. Fakat netice ve hakka izan ve hakikati tasdikte ittifak ederler. İşte nasıl bir gece adamı ki hiç güneşi görmemiş. Yalnız kamer aynasında bir gölgesini görüyor. Bir şey diyecek misin abi sormadan? Evet. Tamam, yüzünden anladım. Gülümsemeye başladı. Evet. Güneşe mahsus haşmetli ziyayı, dehşetli cazibeyi aklına sığıştıramıyor. Belki görenlere teslim olup taklit ediyor. Öyle de veraset-i Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam ile Kadir ve Muhyi gibi isimlerin mertebe-i uzmasına yetişmeyen Haşr-ı Azam ve Kıyamet-i Kübra'yı taklidi olarak kabul eder. Akli bir mesele değildir der. Çünkü hakikati haşir ve kıyameti İsmi azamın ve bazı esmanın derece-i azamının mazharıdır. Kimin nazarı oraya çıkmazsa taklide mecburdur. Kimin fikri oraya girse haşir ve kıyameti gece gündüz kış ve bahar derecesinde kolay görür. Yani gençlik geçmiş meşreplerden hani haşir bir nakildir, akıl bu yolda gidemez gibi ifadeler kaynağı da burada. Yani haşrı ifade edecek kadar küllileşmemiş. Meselenin hakikatine vakıf olamamış. Esma-ı Hüsna gelişmemiş. Bir de haşrı tam manasıyla ifade edecek esma yok onda. Yani farklı bir esma dirilemiş. O yüzden haşr meselesi aleminde şey kalmış, baskın kalmış. Dominant esmaları farklı yani. Olsak da bazı yerde bir şey de diyordu değil mi abi? Neredeydi? Nasıl diyor diye Murat, hani bir ara konuşmuştuk. Bir yerde bir konu üzerine değil. Herhalde ahiretteki libasların konusu muydu? Haşirle alakalı mı? İşte yoksa akıl mı gidemez bu yoldan diyor. Akıl şey ne o, devam et abi. İtminanı kalp ile kabul eder. İşte şu sırdandır ki haşir ve kıyameti en azam mertebede en ekmel tafsilatla Kur'an zikrediyor. Ve ismi azamın mazharı olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ders veriyor. Ve eski peygamberler ise hikmeti irşadın iktizasıyla bir derece basit ve iptidai bir halde olan ümmetlerine haşri en azam bir derecede en geniş bir tafsilatla ders vermemişler. Hem şu sırdandır ki bir kısım ehli velayet bazı erkan-ı imaniyeyi mertebe-i uzmasında görmemişler veya gösterememişler.
hem şu sırdandır ki marifetullah'ta derecat-ı arifin çok tefavüt ediyor. Daha bunlar gibi çok esrar şu hakikatten inkişaf eder. Şimdi şu temsil hem bir derece hakikati ihsas ettiğinden hem hakikat çok geniş ve çok derin olduğundan biz dahi temsil ile iktifa ediyoruz. Evet. Haddimizin ve takatımızın fevkinde olan esrara girişmeyeceğiz. Şey sizin abi, tahta sizin, buyurun. Yok, dur dur, orada dur. Seni şey, ilk önce Allah razı olsun hakikaten çok ilginç bir, zor bir şey. Ama o kadar sade anlattı. Einstein bir sözü var ya, bu şeyi sokayım. Hani derler ya, bu zor, derin mevzu. Evet. O demiş ki, o anlamamış. Bir mevzu ne kadar anlamışsa o kadar kolay anlatır. Aleminde oturtmuş, yani çok en zor yerlerden bir tanesi, iltifat etmiyorum, doğru söylüyorum. Harika bir şey aldı, ona yakalattırmış. Bu kemalini bulacak bu ders. Şimdi oradaki nefis birincisi, bu bizim hemen aklımız gidiyor, nefse mari. Bu değil, evet. İnsan demektir. Yani sistem. Yedi mertebe var ya, en düşük soğan kabuğu gibi, onu evet. Şey yapayım diye, açayım diye. Evet. Nefse mari, levha memulime mutmayene, raziya, safiye natika vesaire. O demek, karıştırmasın. Şimdi bir de karıştıracak yerde, ehli fikir, katrede olması gerekirken, ehli velayet yukarıda olması gerekirken niye böyle diye. Evet. He, şimdi bu ne biliyor musunuz? Üç tane insan var. Hariçte. Zühre fıtratlı, mesleği veya zühre fıtratlı insanlar var. Tarikatsa, önde gidense zühre mesleği var. Katre fıtratlı insanlar var veya o meslek var. Evet. Reşa fıtratlı insanlar var, o meslek var. Mesleğini aktif etmişse reşa. Şimdi diyor ki 338'de ben orayı okumak isterim. Çok ilginç, seni teyit ediyor. Allah razı olsun. Harika bir şey oldu da. Diyor ki mahiyet insani birdir. Evet. Bak, bunlar dışarıda var. Dikkat ederseniz belirli yerlerde hepsini cem eden tabir kullanmış. Bir insan da var. Evet. Böyle zühre, katre, reşa gibi farklı insanlar var. Niye var? Ben kendimi tanımak istiyorum kardeşim. Nasıl tanıyacağım? Ayna lazım. Kendimi kendimle tanımak zordur. Hiç kimse olmasa, dünyada tek olsam ben kendimi tanıyamam. Hadiseler kişiler olacak. Allah Resulü diyor ki, Müslüman, Müslümanın aynasıdır. Ben aynayım. Diyor, herkes kendisi benden seyreder. O zaman insanlarda farklı farklı istidatlar, mazhariyetler bana fırsat veriyor kendimi tanımaya. Diyor ki, hariçte böyle insan var, zühre. Katre de var, reşa da var. Ya bunlar seni tanımlamak için var. Aslında üçünü cem eden Resulullah'tır. Değil mi? Bu katre deyince, felsefe deyince böyle batıl falan değil bu. Ehli velayet, yani kemalat kazanmış. Resulullah da var. Bu aslında üçü ayrı olmakla beraber, şimdi ona ait cümle okuyacağım. Aslında üçünü cem eden enfüs de sensin. Yürümeni sağlar. Mesela diyor ki 338'de mahiyet insani birdir. İnkısamı gayrimümkündür. Esas diyeceğim yer şurasıdır. Hem hayat vasıtasıyla etzai kainat, domuz, dağ, kadın, erkek, yıldız, Merkür, Jüpiter, kafir, Darwin, dağlar, tepeler hepsi etzai kainattır. O ne demektir bende iç aleminde? İnsanın hayat vasıtası etzai kainat, insanın efradı hükmünde. Benim açılımımdır. Orada dağ gibi gözükürken o benim. Nemrut gibi gözükürken o benim. Dağlar gibi gözükürken insanın mahiyeti birdir. Hepsini cem etmiştir. Yani ağacın kökündeki çekirdek
dışa vuruşları cem etmiş. Ağacın kurumuş dalı yok mu? Yaş dalı da var. Meyvesi de var, kokusu da var. Hepsi çekirdeğinde mevcuttur. Cem etmiş. Demek ki insan üç şahsiyeti kendisine toplarsa, Zühre, Katre, Reşa, kendisini ağacın çekirdeği makamına koyar. Çekirdekten bakarsan, kökteki çekirdekten dışa vuruşları görürsün. Dal, yaprak, meyve. Değil mi? Çiçek. Bak üç tane şahsiyet. O zaman sen bir tarafından Zühre'sin, bir tarafından Katre'sin, bir tarafından Reşa'sın. Çekirdek makamına gelirsen, aslında seni tanımlıyor. İyi anlaman için söylüyor. Evet. Onu da kendini tanımlamak için dışarıda Zühre bir adamı göreceksin. Bir tarikat, Zühre'yi takip eden bir tarikat var. Veya bir ekol var. Katre'yi takip eden bir ekol var. Bir öğreti veya bir şey var. Terbiye bir yöntemi var. Bir de Reşa var. Bunlar bana kendimi tanıma fırsatını veriyor. Şimdi diyor ki, kainattaki hayat vasıtasıyla etzai kainat var ya, böyle cüzler işte, domuz yılancı. O aslında benim neyimdir? Efradım hükmündeymiş. Benim dışa vuruşlarımmış bu. Benim. Kainat ise nevi hükmüne geçer. Nereden bakarsan ama diyor böyle. Mahiyet insan birdir. Hemen altına diyor ki, eğer sen, yani ben cümleyi koyuyorum kader ama cümle şöyle. Sikke iadiyeti mecmunda gösterdiği gibi. Yani sikke deyince hemen elinizi çekirdeğe gidecek. Hatem deyince eliniz meyveye gidecek. Mühür denilince külliyatta ağacın zahirine girecek. Tura deyince batına gidecek. Şimdi diyor ki, bu kainattaki etse var ya, senin efradın, kainat ise nevin hükmüne geç, ama ne zaman şuradan bakabilirsen, sikke iadiyet mecmunda gösterdiği gibi kökten bakabilirsen, sonra sen aslında kökten bakıyorsun, mahiyet insani birdir, Nur-u Muhammediye cihetiyle merkeze böyledir, ama yaratılmışsın alem-i şehadette, insansın. O da nedir? O meyvede bir çekirdek meyve var. Ağacın sonu meyve. Ona ne deniliyor biliyor musun? Hatem-i Samedaniyettir. Ama içinde bir çekirdek var. Ona da şöyle diyor. O sikke iadiyeti ve Hatem-i Samedaniyeti göstererek şirk ve iştirak her cihette tard eder. Her cihette şirk yok olur. Yani çekirdekten baktığın zaman sikke iadiyeti bunları gösteriyor. Sen aynı zamanda kainatta yaratılmış bir meyvesin, ağacın sonusun. Bir cihetle kainatın başısın. Mahiyeti Muhammedi itibariyle, Nur-u Muhammedi itibariyle, çekirdeği aslı itibariyle, benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum deme cihetiyle sen kainatın başısın. O cihette sikke iadiyeti gösteriyorsun. Kök. Ama insan olduğun için alem-i şehadeti geldi, meyvesin. Sikke iadiyet meyvenin içinde var, çekirdek. Ama sen ağacın sonu olma itibariyle ağaca tecelli eden bütün esmayı gösterdiğin için meyveye de Hatem-i Samedaniyet denilir. Tamam. Şimdi burada ilk önce kendimizi tanımak için üç tane şahsiyet koydu harice. Sonra toplayacak kendisine. Dedi ki Zühre böyle böyle bir adamdır. Katre böyle böyle bir adamdır. Ondan sonra Reşa da böyle bir adamdır. Ama Reşa'ya gelen Katresi de var, Zühresi de var batında. Üniversite diploması getir dediği zaman derler mi? Emin. Hani ortaokul diploman? Onu da getir kardeşim. Lise diplomayı da getir. Üniversite diplomasını batını da cem etmiştir. Ortaokul, lise diplomasını da. Değil mi? Bir oraya geçmeden ona gelemez. Evet. Ha, Reşa ise aynı zamanda Katresin, aynı zamanda Zühresin. Mesela insanda üç şahsiyet var. Değil mi? Bir nefis cihetiyle, bir ubudiyet cihetiyle, bir vazifedarlık cihetiyle. Ha, devamlı bu oynar. Bazı şartlarda Zühre'in,
bazı şartlarda katriyin, bazı şartlarda reşayin. Şimdi bunu, niye bu zor bu mevzu, Allah razı olsun onu yakalamış. Bu mevzuyu hariçte aradık, cevabını bu nedir diye. Hariçte uğraştık senelerce, çözülmüyor. Ne zaman bu olayı kendine taşırsan, tam o zaman çözülür. Ama yukarıdaki şuur, kemal, kabiliyet o değişebilir. Evet. O kişiye göre ben olsam mesela farklı yazardım şu anda. Yazamam. Evet, yazarsam yani ben bu üçü hani bir kendi topluyor tam hakikate varır mı? Evet. Peygamber mesleği bu. Üçünü toplamı hakikat. Hakikati etemdir abi. Hakikati etemdir. Bak şimdi ben buna çalışmadım ama seni dersini dinlerken aldığım not şöyle. Mesela ben şunu şöyle silerdim. İzah gerekçemi de söyleyeceğim. Veya silmeyeyim. Altına koyacağım. Şöyle. Yani buradaki burada kalır, ne var? Burada birinci yakalanacak şey şu. Hariçte böyle adam var. Böyle adamlar var. Sen diyor hakim felsef ol. Böyle bir adam var. Tamam. Ha, insan mesela ben içki içsem nasıl olurdu? Yani bütün istidadımı hakka versem nasıl olurdu? İçki içsem nasıl olur? Ha içki içsem sarhoşa bak. O sen olurdu. Bütün istidadımı, kabiliyetimi Allah'a versem nasıl olur? Ha Geylani'ye bak. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne bak. Bediüzzaman'a bak. Ha demek ki bunlarla kendimi tanımlayacağım. Tamam. Diyor ki bak, mahiyet insani birdir. Nur Muhammed'i şu. Öyle mi yapıyorsun? Çek aşağı doğru. Bakayım herhalde. Ha, aşağı doğru çekeyim. Şöyle. Ha, bak şimdi. Burası Nur Muhammed'i. Aleyhissalatü vesselam. Burada Allah kainatı yaratmadan önce buraları karar verdi. Burada bu mecul denilen Nur Muhammed'i buradaki her bir biz vardık. Her bir insana ene var. Benlik. Ben derken burayı kastediyoruz. Yani benim ruhum deyince burayı kastediyoruz. Benim dimağım, aklım diyelim, lef-i mahfuz kastediyoruz. Benim kalbim deyince bunu kastediyoruz. Benim nefsim deyince bunu kastediyoruz. Buradan bu çekirdekte idik, bunlar açıldık. Buraya geldik, burada bir sürü insan var. Şimdi buradan bakarsan şunlar şudur. Kainatın etzası, kainatın etzaları var ya, cüzleri, parçaları. Domuzdur, yılandır, arştır, küstür, cennettir, cehennemdir. Benim hayat itibariyle etzai kainat insanın efrad hükmündedir. Benim dışa vuruş fertlerimdir. Benden yaratılmış. Çünkü ben merkezliyim. Bunu diyebilecek makama gelince, kainat benden yaratılmış. Arş benim, kürs benim. O zaman kainatın etzaları benim efradımdır. Yani insan terakkiyle kendini orada gördüğü anda onu ifade edebilir. Diyebilir. Ancak diyebilir. Ha. Buraya çıkarsa veya buradan konuşursa. Kainat nedir peki? Benim açılım bak. Etzai kainat, efradım hükmünde. Kainat ise nevi mükmene geçer. Tamam. Buradan bakarsan, yani şöyle, bu çekirdek abiler, bu ağaç, bu meyve, işte bu Nur Muhammed'i, ağaç kabul edersek bu ağaç şeyi, Nur Muhammed'i budur, ben de buradayım. Yani çekirdekten ağaç yokken, her şey var mı çekirdekte? Var. Emin? Var. Ağaç yok. Dal, buda, koku, dal. Yaprak. Yaprak hepsi burada var mı abi? Buna sikke.
Meyveye hatem. Ağacın görünüşüne mühür. Ağacın batına turra. Külliyata tabi. Hemen sikke görünce parmağımı buraya koy. Bu çekirdek itibariyle buyum. O zaman bu ağaç benim diye diyemez misin? Buradan bir tanesi yaprak döke derse ki ben varım. Çekirdek der ki bir dakika bensiz kendini ifade edemezsin. Bendensin. Ha bu çekirdek diyor ki bu ağacın diyor efratları benim cüzdeyim. Tam etsa-i kainat insanın nesidir? Fertleridir. Öyle değil. Peki komple ağaç nedir? Nevi hükmüne geçer. O zaman insan buna hakim olduğu zaman bütün eflakla birlikte huzur-u ilahide ibadete tutabiliyor. Evet bu aynen. Huzur etem bu. Huzur değil. Huzur etem en tam. Merkezden bakmak. Ustad da öyle diyor. Cüz-i nazarını cüziyetten çıkar küllileş diyor. Yani bir ibadete bakarken nasıl bakacaksın bir namaza? Bütün kainatın çekirdeğim, halifesiyim. Ondan sonra Allah'ın yegane muhatabıyım. Bu namazda bütün mahlukatı temsil ediyorum. Böyle düşünce cüz-i hareketini külli yapıyor. Aynı hareket. Tamam mı? Şimdi buradayız. Şimdi bunu tanımlayacak bu alemleri. İnsana bakış getirecek. Şimdi burayı yaptık. Ene. Şimdi öteki tarafa geçiyorum. Çünkü dersi uzatılmayacak da. Ben temelde şey yakalanmış. Yani bu mevzu hariçte konuşulunca ikinci dal çözülmemiş. Çözülmesi de zor. Kendisine taşınacak bu. İnsana. Allah razı olsun bunu şey yapmış. Şu değişebilir. Ben değiştireceğim şimdi. İstidat, kabiliyet. Ama doğru mu? Bilmiyor. Ama mevzu şu kesin, şu doğru. Hariçte üç tane şahsiyet var. İnsan taşın onları içeriye taşı. Hepsini cem et. Bazen sen zühretsin. Bazen katretsin. Bazen reşasın. Tamam. Derste böyle. Namazda uygulayayım. Namazda insansın. Namaza insan olduğu için ümmiyet cihetiyle namaza durdun. Sonra o namazda bazı şeylerin var. Şuur altı senin çalışıyor. Namaz nedir? Bir sürü bilgilerin var. O çalışıyor. Sonra bir huzur geliyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Böyle tatlı al oluyor. O anda reşasın. Halden hale geçiyor. Evet. Yani o haletler huzur. Şimdi ben şöyle yapayım. Bunlar mazariyettir. Asıl değildir. Asıl olanları sıralıyorum. Şurada sıralayayım ben. Şöyle yapayım. Nefis, akıl, kalp, ehli fikir, şey yapacağım, ehli fikir, ehli velayet, yani bunları pek emniyeti yok yani, o kadar yazdıktan şu bu gerekli değil, mevzu sensin bu. Üç tane şahsiyet, dokuz tane şahsiyet her gün oynuyor sende. Dokuz tane bak. Üç, altı, şey bir, iki, üç. Üç, altı, dokuz. Dokuz tane şahsiyet oynuyor devamlı sende her gün. Bazen nefsin ehli fikirdesin. Bazen de cismal cihazı bırakıyor. Bazen bundasın. Bazen üçünü de cem ediyorsun. Çok tuhaf. Şimdi dediğiniz gibi bazen insanlarda böyle bir oynak durum oluyor, vaziyet oluyor. yani böyle kamil bir insanda da bazen normal, anormal bir şey görülebiliyor. Yani hayret etmemek lazım o zaman. Evet evet, kendisinde. Ama daha sonra bazı insanlar var ki artık zirveye geliyor. Artık orada
neredeyse sabitleşiyor. E tabii o kemal bulmuş artık. Kemal bulmuş artık değil mi? O kemal zirveye evet. Yapmış yani kemal orada. Mesela bak ben hemen altına kısaca şey yapacağım. Elif'i çok merak ederim. Zühre, Katre, Reşa. Tek tek diyeceksin de anlatmaya çalışacağım. Bakayım yapabilecek miyim? Silebiliriz öyle. Onu sileceğim. Tamam. Cismani cihazat ile ben şurayı şuraya kadar yazacağım. Gerisi anlaşılacak. Cismani cihazat ile nokta nokta şu. Tamam. Nefsin tezkiyesi yok. Nefis ha, nefsin tezkiyesi. Tezkiyesi. Devam. Kalbin tasfiyesi. Devam. Altına da başka bir şey koyacağım onun için. Tekrar şunu koyuyorum. Enaneti bırakmayan yeti bırakmayan değil mi? Evet. Devam ediyor iki çizgi. İlim ve hikmetle İmanla Kur'an. He. İman Kur'an. Evet. Şimdi sonra mazhariyeti mi koyacaksın abi? Yani beraber düşüneceğiz. Bunlar asıldır. Kazanılan bir şey değildir bu. Evet. Peki o zaman asıl olunca bu başka kalem var mı? Yeşil var. Yeşil var. İstidattır. İstidat yazılımdır. Sana verilendir. Sen kazanmıyorsun. İstidat. Bu sana verilen cihazat. Şimdi herkes doktor istidadındadır. Yazalım. Ama herkes doktor kabiliyetinde değildir. Herkes marangoz istidadındadır ama marangoz kabiliyetinde değildir. Kabiliyet dışa vuruştur. Burası kabiliyettir. Dışa vuruşlardır. Bu kabiliyeti, kişinin üç kabiliyeti de cem eder. Bunlar dışa vuruştur. Kabiliyetten önce olmaz. Bu da sistemden önce olmaz. Bu sistem, bu kazanımlar, bu mazariyet. Bu da nedir? Şuur, diğer manasıyla Risale orada geçiyor, asliyettir. Senin aslanın oluşturanlardır. Zülliyet, asliyet. He. Cüziyet, külliyet de geçiyor. Evet. O çok önemli. O kullanılması lazım. Burası külliyet. Külliyet. Aynı zamanda senin şey yaptığın mazariyet bu. Burası da cüziyet. Kazandığın netice olduğu için kemalindir, kemalatındır. Evet. Hani önemli değil yani bu ama senin Allah razı olsun ben istifade ettim. Zaten senin dersinden çıkarttım bunu. Yani ben düşünmüşüm de bunu yaptım. Ders dinlerken. Şuur önemli bak şuuru da koyduk.
Buna nereye vardığımı da anlatmak için bir daha söyleyeyim. Bir kere hakkı teslim, insana taşıdığım bunu, bu o zaman çözülüyor. Yani bu farklı adam arama, sensin. Tamam. Bu nefisi de, nefis, emmare diye kafamıza takılmasın. İnsandır. Yani kürstür, kürstür. Nefse emmare, leva, memnun yok da vesaire. Niçin ehli fikir denmiş? Nefse emmareden sonra mülhime başlıyor. İlham olunuyorsun. Mutmain ol. Artık akıyor sana. Yani bir kazanım değil. Fikir akıyor sana. Nefse emmaresini şey yapan levameye geliyor. Günahtan böyle şey yapıyor. Sonra mülhime oluyor. İlham olunuyorsun. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ilim yapmadan ilim isteyen yok mu? Var. Ne yapacak? İlim yapmadan ilim olur mu? Takvanızı artırın. Takva ile ilim ne alakası var? Takva, meniyattan ve günahlardan iştinab ettiğin mi? Yağmur gibi ilham yağar sana. O için ehli fikirdir. Yani bu biraz sıkıntı olur diye burayı anlatıyorum. Tabii ki akıl kemalini bulursa bunlar kazanır. Şimdi bunlar niçin şuraya göre farklı koydum? Bir daha gerekçemi söyleyeyim. Nefis ve akıl, kalp sistemdir. Bu bizim kazanımımız değildir. Bize yapılan, takılan özelliktir. Akıl ve kalp. Bu istidattır. İstidatlarımız bizim elimizde değil. Ama kabiliyetler bizim elimizde. Yani herkes doktorluk istidadındadır. Herkes insan olma özelliğine sahip ama firavun olmuş adam. Kabiliyet dişe vurmuştur. Kabil olmak. Buna mazhar olmak. İstidadına bir fi, bir kuvve mazhar. Sonra, şimdi bu kabiliyetlerin, şuraya gelebilir bu. Şunla yer değiştirme istedim. Aslında bunu yer değiştirsem... Şuuru kaldırman lazım. He? Şuuru kaldırman asliyette ben lazım. Evet. Fakat kabiliyetin hangi sahada? Şunu değiştirmem gerekiyor. Evet. Şunu değiştirmem gerekiyor. Şu. Şurası. Hatlarını silsen daha rahat olur. Öyle mi? O karıştırmayayım. Aynı. Üşenmeden yazacağım. Burası nefisti. Zühre. Zühre. Katre. Reşa, şurasını da yazayım. Ne demiştik mi? Ehli fikir. Ehli velayet, ehli nübüvvet. Ehli fikir. Velayet ve nübüvvet diye yazabilirsin abi. Ehli. Velayet. Velayet. Ehli nübüvvet. Şimdi şurayı da yazayım. Mevzunun emniyetine binaen atlamayayım. İstidat. Bu senin kabil olduğun şeylerdir. Nereye kabiliyetin var? Reşa, katre, bu kabiliyetlerin. Çünkü istidat senin elinde değil. Burası da kabiliyet, dişe vuruşların, burası senin o asliyetini oluşturan asliyet, şuur. Şuur kaldırsan daha iyi. Evet. O denli bir şuur olmaz. Öyle bir şey olmaz. Ben de aynı kanattayım. Evet. Hiç dokunmayalım. Mazariyet, şunu da sil. Tamam. Şunu da sil. Yani senin o şeyine kemal bulsun diye. Ders dinlerken, yoksa ben çalıştım değil, İrfan kardeşim istifade ettiğim, bu yapın, bu senin dışa çıkarttıkların, bu da dışa çıkarttığın ana temaları, köşe taşları, ehli fikir. Bu da asliyettir,
külliyet ve cüziyet diye şey yapıyor. Bu her bir insanda var. Sen eğer buraya gelmişsen, buraya yani reşeye gelsen, bunları terk etmiş olmuyorsun. Üniversite diplomasının ortaokul diploması da var. Çekirdekten ağaç oldu. Çekirdeğin içi boşalmadı, duruyor. Ha, peki, hey sen hakim filozof, sen katro. Nasıl tanımlayacak kendisini? Seyredecek işte. Ha, böyle bir adam var mı? İki de var derste. İkisi de işleniyor. Böyle ayrı bir şahsiyet var işleniyor. Hepsini dikkat edersen, kişide cem olduğu da var. Yani filozofun üzerinden aleme bakıyor. Evet. Yani kendini tanımlarken filozofun düşüncesiyle, fikriyle aleme bakarak ve onun nazarıyla aleme bakıyor. İlmi kelam bizde evet. İşte. İlmi kelam alimleri var ya, evet. İtikadı oluşturanlar. Yani vahiy geliyor, dimağa geliyor, kalbe gelmiyor. Ehli fikir yani. Ehli velayet. İtikadını oluşturuyor. Böyle. İfade şu şekilde ya, hakim filozof diyor ya. Yani bu filozofların şeyi nedir? İhtisas alanındadır. Zahiri yorumlamak. Evet, yorumlamak. Nefisteki bir kişi... İtikadı, edile-i şeriye oluşturmak. Edile-i şeriye. Hakim olması lazım. Evet, edile-i şeriye ehli fikir oluşturuyor. Yani tamam mı? Bu bir insanda cemali. Ama kimisi zühre ise buraya geçemeyebilir. Yani yer yer bunları gösterir. Çok zor buradayken. Ama buradayken bunları gösterir. Katedeyken bunu da gösteriyor. Hani peki bunları cemaat uygularsan, şans uygularsan sorun çıkıyor. Evet. Onu sen uygulayacaksın. O öyle demeyeceksin. Kim? Efendim? Asliyattan yani şimdi ehli vilayet, ehli fikir, ehli vilayet. Ehli nübüvvet. Nübüvvet. Şimdi asliyet, yani diğerlerine olabilir ama nübüvvet, nübüvvet ama olur mu? Asliyet yani. Şimdi nübüvvet hepsini... Herkeste yani herkeste nübüvvet olmaz. Ha, herkeste şöyle bir şey. Asliyetimizde şöyle bir şey var. Bizim asliyetimizde nübüvvetlik yok. Herkesin yani, herkese yok. Ama herkese diyelim ki o bir ikisi var. Ehli fikir, ehli vilayet. Hepimizde var. Ama ehli vilayet. Nübüvvet. Herkesten olmamak. Evet. Şimdi bak. Risalet ayrı. Nübüvvet ayrı. Tamam. Risalet, vahiy. Risalet, Resul kimse olamaz. O olmaz. Ama nübüvvet o değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam velayeti... Ben kastettim, herkes peygamber olamaz. Olamaz. Ama herkes o bir üç kişi olabilir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir risaleti var, bir nübüvveti var. Risaletine hamil olanlar asıl imamlar. Velayetine hamil olanlar, taşıyıcılar ise eli tasavvuf, yani kalbi mesleklerdir. Allah Resulü'nün nübüvvetine, ehli nübüvvetine demek, onun kemalatını asıl imamları ve onun takipçileri taşıyor. Nedir o? Ulema-i ümmeti kembiyeyi Beni İsrail. Benim ümmetimin içindeki ulema, Beni İsrail peygamberleri gibidir. Zaten Peygamber Aleyhisselam Miraç'a risaletiyle gitti demiyor. Nübüvvetin içerisindeki velayetiyle gitti, risaletiyle döndü diyor. Velayetiyle gidiyor. Yani vilayet, nübüvvet, kemal, velayet, nübüvveti şöyle anlatayım. Bir şehir düşün, oradan geliyor. Vilayet deniliyor, vilayet. Aslında velayettir. Yani o şehri yöneten bir vali var. O şehrin, o hareketin bir temsilci, kamil insanı var. Ehli kamil, asıl imamları, ehli nübüvvet değiller, nebi değiller. Ehli nübüvvettirler. Yani onun taşıyıcıları, temsilcileri. Nübüvvet ehli. Evet. Varis oluyor. Varis oluyor. Varis. Nasıl ki? Allah diyor ki Celle Celaluhu, benim adıma söz sahibidir diyor peygambere. Ondan sonra insan için diyor ki, halife-i arzdır diyor. Peygamberimize vazife cihan yok. Vazife değil. Daha acayip bir makam veriyor Cenab-ı Hak. Veriyor. Demek ki ehli nübüvvet, nübüvvet yolu. Mesela fikir ehli değil. Fikri takip eden
velayet yolunu takip eden, nübüvvet yolunu takip eden. Kemal. Asıl budur. Çünkü asıllarımızdır bu. Fikirdir. Velayettir. Ruhsal kemalat da nübüvvet yoludur. Bu yoldur. Bak, fikir yolu, velayet yolu, nübüvvet yolu. Bunlar bizim asıllarımızdır. Asıl yollar yani. Evet, yollar. Mahallesi değil yani. Peygamber değil. Olmayacak abi, yol. He, yöntem. Sonra bu yöntem. Sonra bu nasıl şey yapacaksın ehli fikir? Nasıl kazanacaksın? Cismani cihazattan atmamış. Yani zaten söylüyor. Cismani cihazat ile kemaline sağ edip hakikate gidenler. Ondan sonra bu ise nefsin tezkiyesi aklın istimaliyle akıl gidiyor. Bunun kısacasını yazdım şunun. Burası da bakın. Ehl-i nübüvvete bak ne demiş. Kalbin tasfiyesi iman ve teslimiyet de gidiyor. Ehl-i nübüvvete o nübüvvet yolunu takip edenlerde kalbin tasfiyesi kalbin temizlemiş. Çünkü bunları yapınca kalp otomatik temizleniyor. Aynı zamanda imanın kemalini buluyor. Bir de teslimiyeti artıyor. Tamam? Bu külliyettir. Bu külliyet. Yani şunları cem edince. Bir de bu en son nasıl şey yapar? Cüziyeti dışa vuruşu. Herkeste hususiyet kazanıyor. Enaniyeti bırakıp asara dalan istidadiyle kendisine göre İlim ve hikmete, marifetle gene şahsa bakıyor. Yani cüziyeti anlatıyor. İman, Kur'an ile fakr ve ubudiyet gene şahsın kendisini anlatıyor. Bunları yapılarını anlatıyor. Bu kişinin kendisinin kazanımını anlatıyor. Hepsi sensin. Zahirine bakarsan zaten kullanıyorsun bunu. Her gün zühre olmuyor muyuz? Yani zühre ne yapmış? Çiçeklere vurmuş, gelen vahiyi kendisine göre değiştiriyor. Katre, itikat ehilleri, kalp zaten iman ehilleri, tamam oluyor. Bunlar her gün zaten bizim yaşadığımızdır. O zaman her bir insan gündelik hayatta 9 tane şahsiyet oluyor. Bazen ehli velayet oluyorsun. Bazen ehl-i nübüvveti hakikaten iyi bir temsil ediyorsun ve yaşıyorsun. Daha çok nerede oluyor? İnsanın şahsiyeti var ya, beşeriyeti, ubudiyeti ve bir de vazife dağılığı. Mesela namazda, işte halife-i ruh-i zemin insan. Yani peygamberimize denmiş bu. Halife-i ruh-i zemin, halife-i zişan. Onu diyecektim. Evet, halife-i zişan. Acayip bir şey. Allah adına karar verme yetkisi var peygamberimize. Allah adetleri değiştiriyor ona kadar. Evet, Allah adına diyor ki, tamam diyor, ayı ikiye bölüyor. Yani Allah adına diyor ki, böyle onun ne diyorsa alın diyor. İn huve illa vahyu yuha. Yani çünkü niye? Bitirmiş. Onda tamamen mazar-ı etem var. Kendi nefsinden bir şey kalmamış. Esmalar değil, esma-i azamlara mazar olmuş. Şeyde söylüyor ki 27. sözde bir nebinin hayat boyu aldığı kemalatı peygamberimiz Aleyhisselam bir ayet-i kerimeden alıyor. Şey çok önemli 27. sözde de çok acayip diyor. Ehl-i nübüvvet buraya geldiği zaman nedir biliyor musun? Aynı hakikati zahirde görüyor. Ehl-i nübüvvet ne demek? Bir daha söylüyorum. 27. sözde geçiyor. Aynı hakikati. Hakikat aynı zahir içinde. Ha, hakikat aynı zahir içinde. Hakikat var ya, zahirde görüyor. Zahir içinde görüyor. Ha, dertler bana dermanmış. Dert derman olur mu? Hakikat zahir oluyorsa, zahirde hakikat oluyorsa oluyormuş demek. Yekâtekî lübbünâ. Sık böyle meyveni al. Çünkü biraz şimdi fatiha çekeceğiz. Meyve şey yapacağız ya, meyve var mı ya? Var abi. Çay? Çay yok. Niye burada çay yok? Ama çaysız olmaz kardeşim. Süt var ama. Tamam. O zaman tamam değil. Ama Nadir abi sen ne diyecektin biliyor musun? Kardeş, sen adet-i müstemireyi, sabit, klişeleşmiş bir çay adetini mi kaldırıyorsun? Afanızı çek. Peki burada kesiyorum. Şey diyeceğim abi, bu sıralamayı ben yaparken şeye esas aldım. Yani kelimelerin geliş sırasını esas alarak da hani
illaki mantığını oturmaktan ziyade... Sıra bu muydu yani kitapta? Sıra bu şekildeydi. O yüzden böyle aldım. Külliyatta böyle mi geçiyor? Ehli şuur. Bu her bütün şeylerin bir şuuru, bir kemali var dedim. Şuur ve kemal olarak yazdım. Tamam, abi. Sonra? Diğeri de kabiliyetler, mazhariyet ve istidadı arka arkaya şeyin üstünde anlatıyor. Şuur ve kemal üstünde. Ha bu kitaptaki sıralama mı? Sıralamayı bu şekilde aldım. Kimyada termodinamik diye bir şey bölüm vardır abi. Birisi bir proje hazırlarken termodinamiğin yasalarına testse genelde haksız çıkar. Hı. Yani umumen haksız çıkar. Hep her şeyde haksız çıkmaz ama umumen haksız çıkar. Bu sıralamalar genelde külliyatta termodinamik yasası gibi. Ha şimdi böyle bu sıralama yaptınsa o zaman bunlar benim dediğim gibi daha değil. O, yani ya gene... da olabilir. Yani bu şey, kapıyı kapatmak yanlış olur ama üstteki sıralama o şeyin sıralaması. Ver bak. Hı. Şöyle yaptım abi. düşünerek yapmadım yani. Anladım. 24. Zaten ben bir tane yer değiştirmiş oluyordum. Altına yazdıklarım vardı ya. Evet abi. Sildim. Bir şuurla istidadı değiştirdim. Doğrudur. Bu hani asliyet külliyet kavramlarını soktun ya abi. O yüzden farklılık oldu. Asliyet külliyet aslında her mertebede de var. Ehli fikrin şeyi de var. Cüziyeti de var, külliyeti de var. Zaten hepsini cem etmiş bu asliyet. Bir kişinin değil bu, üçünün de. Cüziyet, külliyeti bunlara yazdım ya abi. Ehli fikrin de cüziyeti var. Yani şu cüziyet, külliyet de bunların da var. Yani şu cüziyet, külliyet, bunun da cüziyeti var. Külliyet, bunun da. Yoksa bu çizgi buna tek ait değil. Evet. Üçüne ait. Ama sen oku, eğer böyleyse ben bunu sileceğim şimdi. Şimdi abi diyor ki... Bazı şu baştan alıyorum abi. Hikmet şuradaki mi hatırlasın? Hakikatinden onu sorsan. Bazıları berzahtan geçemiyorlar. Kabiliyetler başka oluyor abi. Hı hı. Devam ediyorum cümleye. Bazıların kabiliyeti bazı erkan-ı iman inkişafına menşe olamıyor. Hem esmanın cilveleri, renkleri mazhara göre tenevvü ediyor. Kabiliyetin farklılıklarını anlatıyor Şen abi. Ayrı ayrı oluyor. Bazı mazhar olan zat diyor. Mazhariyete girdi abi. Bir ismin tam cilvesine madar olamıyor. Hem külliyet ve cüziyet ve zilliyet ve asliyet itibariyle onun içerisine değerlendirmiş. Ama böyle sıra yapmamış daha. Şuradan şuraya atladı. Yok ikinci işte kabiliyete baktı, mazhariyete anlattı abi şu an. Şuur Kemal en baştaydı abi. Öyle mi? En baştaydı. Baştan anlamışsın. Şuur Kemal abi şöyle göstereyim ben sana. Şuur ve Kemal'in şeyi de anlattığı için şu paragrafı nefis... O paragrafı kurmuşsun. Diyor ki abi, Zühre namıyla nakışlı bir çiçek ve kamera aşık hayatlı bir kadre ve güneşe bakan safetli bir reşayı farz ediyor. Oraya yazdık abi. Her birisinin bir şuuru, bir kemali var dedik. Orayı ayrı bir ayrı bir tasnif ettin. Tamam. Şuranın tasnifini de yukarıdan yaptım abi. Hı. Önce şeyinin kabiliyetlerin farklılıklarından, sonra masalların farklılıklarından, sonra da istidatların farklılıklarından bahsettiği için de onları şunlara dağıttım. Hı. O şekilde yaptım. Yani tasnif ve tabiri ben şeyine fikrimle yapmadığım için bu da kabuldür yani. Evet. Buna şuur demiş. Çünkü zühresel bir şuur, katresel bir şuur, reşhasal bir şuur olarak ifade. Evet. Şuur işte sistemin içinde bir sıfattır ya. Evet. Birinci şuur, ikinci şuur. Sen düşünerek yaptın. Farklılığımız ondan kaynaklı. Evet. Abi. Çünkü niye? Bu sistemdir. Buna şuur, dimağa ait bir şuur. Vicdana ait de bir şuur var. İkinci şuur. Dolayısıyla sistemin içindeki bir sıfat sistemin adı olamaz diye o istidat dedim. Ama böyle geçiyorsa gene ben dedim zaten bu ders anında şey yaptım, çalıştığım değil. Bu şekilde geçiyorsa o sıralama öyle yapıyorsa. Tamam. Orayı ayrı bir tasnif etmiş. Yukarıda aşağıya uyarlanıyor. O zaman ikisi de olsun abi. Olsun dursun. Nasıl böyle ikisini de mukayese edeceğiz? İnşallah ileride. Ehlisilerin şeyine bırakalım abi. Hakim ne yapacaklar? Dinleyenler de çalışsınlar canım. Evet. Ben derste çıkarttım ama hakikaten tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak hemen... Bodrum programının ikramıydı abi. Amin. Bodrum'da çıktı. Evet eminim. Katreden reşmeye sıçramak için akıl yolundan geçmek gerekiyor. İlk önce akıl geliyor. Akıldan sonra kaybet sıçrıyorsun değil mi? Anladığım kadarıyla. Evet. Peki bu ehli tarik
aynı yoldan mı gidiyor yani akıl? Şimdi şöyle bir şey var. Yani daha çok kalbe mi şey yapıyor? Akıla şey yapmadan. Yani tarik nasıl yapıyor bunu? Yine aynı konu geldik. Abi, şöyle şu şekilde, abi bunu ehli tarik ya da dersin başında onu anlattım. Ne zaman ki bunu alıp şu mütekellimindir, şu ehli tariktir, şu şuna şunu yapıyor, bu buna bunu yapıyor dediğin zaman ben bu 24. sözün ikinci dalını o kadar çok okudum ki, yani saymadım, o kadar çok okudum yani. Öyle oturmuyor abi bu iş. Bu işi alıp da dışarıda şunlar şudur, bunlar budur diye değil de üstad bunu... Kavgalar dışarıya taşıyınca bu dersi kavgalar oluyor. Olmuyor yani. Bütün olarak düşünüyorsun. Şimdi evet. Ben bunu senin soruna cevap verebilmem için tarikatın bütün mertebelerini ben bilmem lazım ki bunlar bunu yapmış, bunlar bunu yapmış, burada hata yapmışlar diyebilmem için hem bu mertebeyi bitirmem lazım hem de benim bu işi bilmem lazım. Ancak ki bunu bir harita, bunu biz kendi iç alemimizde uyarlarsa, ben kendime tatbik edersem, yani ben, yani bunlar zaten farklı farklı değildir. Zühre'deki kişi, yani nefsi olan haletleri alıp da katrede yaşamaya çalışırsa yanlışlık oluyor. Evet. Yani Reşan'ın haletini nefiste yaşamaya çalışırsa, bu dünyadaysan kardeşim, hayattarsan namazını kılacaksın. Yok ben Reşan'ım, ben namaz kılmam dediğin zaman işler karışıyor. Her mertebeyi kendi mertebesinde yaşayacaksın. Hı. Sırat-ı müstakim bu oluyor işte. Hı. Kısacası şöyle değil mi sana? Evet. Şu nefis deyince var ya, fırsatı takılmış, bir paket düşün, soğan kabuğu gibi. Yani dışarıda ne var? Nefse emmare var. La ilahe diyebilen illallah der. Tek olmaz la ilahe, sonra illallah. Ne demek la ilahe? La ilahe terk et. Yapma. Sonra yap var. Sen küfrü terk edince iman olur. Tembelliği terk edince namaz olur. Uykuyu terk edince kitap okunur. Mesela ihlaslı olmak için ne yapmak lazım? Riyakar olma yeter. La riya, illa ihlas oradadır. Aynı şeyi uygulayayım. La ilahe illallah. İlk önce terk, red var, sonra kabul var. İhlaslı olmak için la riya, aynı metine uygulayayım. La riya, riyakar olma, illa ihlas oradadır. İlla ihlassız. Uhuvvet yapacağız, tamam mı? Kardeşlik yapacağız. En çok muhtaç olduğum şey. Uhuvvet yapmak için ne yapmak lazım? La davet, la kin, la nefret, la gıybet, la davet. Adavet yapma, illa muhabbet oradadır. Adavet yapmadın, muhabbet ehlisi. Çocuğu nasıl terbiye edeceğiz? La tahrip, illa tamir oradadır. Tahrip etme, İslam fıtratındadır. Tamam. Şimdi bu Zühre, ilk önce terk var. Nefis yani nefs emareyi, onun için anlattım o kadar. Nefs emareyi terk edeceksin. İlk muhatap. Sonra buraya gelebiliyoruz. Tamam. Onun için bunu konmuş. Sonra kemalata doğru aklın, akıl çünkü çok büyük nimettir. Hemen ben eskide katil görünce o akıl deyince olan aklan hep böyle felsefe deyince öyle korkuttular beni. Dur ya, felsefe deyince tefsirdir ya, ayet-i kerimeyi tefsir etmek, izah etmek yani. Felsefe hem deyince, Kur'an'la barışık olmayan felsefe terstir. Kur'an'la barışık olan felsefe nimettir, olayı yorumluyor yani vesaire. Ha demek ki bunun konmasının sebebi ilk önce terk. Hakikaten çok ilginç. Ben ilk önce akıl koyardım, değil. İlk önce terk edeceksin. La ilahe. Nefs emareni terk et. Nefs emareyi terk etti mi? Levame oluyor. Sonra mülhime başlıyor. İlhamlar başlıyor. Mutmain oluyor. Allah ile dinle mutmain oldun mu? Artık günahtan nefret ediyorsun. Sıkılıyorsun günahtan ya. Yani böyle acayip oluyor. Ama uygulanmaması iyi. Ama madem istedin, hani Ahmet-i Mehmet uygulamadan kendimize ilk önce la günah. İlla sevap oradadır. Sevapla uğraşmayacaksın, günah terk etmeye uğraşacaksın. 10 cüz Kur'an okumaktansa gece, televizyonu açmadan yat, daha evladır. 10 cüz Kur'an okuyup, sonra 10 dakika televizyon seyretsen, çarpı yapıyor işte. Sen o 10 cüzü de okuma, o bir gece de televizyonu açmadan yat, daha evladır. Ha.
O nefis bu işte. Nefis deyince nefsemane değil. O bütün serliktir. Burada çok kargaşa oluyor abi. Ve yok zaten bitti. Evet, tamam. Yani burada kargaşa da olmadı. Hani yok, Ahmet ve Mehmet uygularsa... Ahmet Mehmet de işin içine gidiyor kargaşa. Tabii kargaşa. Tabii. Ben olabildiğince hani sade olduğunu düşünüyorum. Ve çok sade. Sade. Şu anda sade. Bu ikinci dersimiz. Yok. Üçüncü Bodrum. Bodrum Enfusi kampında başladı. Kardeş Allah ona ikram etti ona. Ondan sonra burada bir de yaptı. Ben de dedim ya bir de yap da ben de istifade edeyim. Ve bende de otursun. Bu dersin en çok kendim için rica ettim. Bak ben size iltifat etmiyorum. Allah razı olsun. Takdir ediyorum. Tebrik ediyorum. İstifademizi de Allah nasip etsin. Peki size ne örnek oluyor? 35 yaşında, 55 yaşındayım. Kardeşimiz ve şu. İstidadı olana yol vereceksin. Oturacaksın, nota alacaksın. Ben bunu nasıl dinledim? Siz de birbirinizi dinleyeceksiniz. Değil ben emsalimi dinlemek, çok küçük yaştaki kardeşimizi dinledim. Şimdi ben size desem ki kardeşim birbirinize tahammül edin, birbirinizi sevin, birbirinizi takdir edin. Bu sözüm size tesir etmesi lazım. Bak emsalim değil, çok yaşça küçüktür. Ben oturuyorum, ders alıyorum, not alıyorum ve istifade ediyorum. Ve ikrar da ediyorum. Bak Allah razı olsun. Siz de bunu yapacaksın. Anladım. İmanı gerekiyor. İmanı gerekiyor. Evet, yani ben pek bunu görmedim yaşadığım abilerden. Bunu görmedim fazla. Kavga gürültü içinde büyüdüm. Ders aldım. Ders aldım. Neyi aldım? İsrail, Yahudi, Mevlan diyor ya, edepsizden edebi öğrendim. İsrail şöyle yapar. Birisinin bir kabileti mi var? Koşucu. Onu İsrail lehine kullanıyor. Kimisi atıcı mıdır? Kimisi filozof mudur? Bunu böyle Siyonizm hizmet ettiriyor. O zaman diyorum senin ne kabiliyetin var? Geç kardeşim. İstifade edeyim. Senin ne kabiliyetin var? Geç kardeşim. Bizim zetim orada. Genç daha yeni gelmiş. Diyorum ki sen asliyette cüz'iyeti araştır. Farkı bize takdim et. Ha şimdi Türkiye'ye gittiğim zaman nihayetsiz ve hadsiz. Harika bir ders olacak. Anons edelim buradan. Ha bak şimdi. Hadsiz ve nihayetsizi 2-3 aydan beri uğraşıyorlar. İki tane dev adam. Şimdi ben de merak ediyorum. Bilmiyorum ben. Ben o kardeşimin oturacağım. Bunun gibi oturdum. Bak yok abi. Ondan sonra onu dinleyeceğim. Ben aptal mıyım? Aylarca, senelerce ben ne uğraşayım? Uğraşandan alacağım. 1-2 saatte alacağım ya. Ha. Bunu yaptın mı? Kamil oluruz. Her şeyi sevme yapmaya kalkarsan bir de enaniyet olur. Ha. İstifade nereden gelirse gelsin, Çin'de dahi olsa ilim alacaksın. Ve ahir davah men elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. Allah'ın salavat.